FC 24'te Beşiktaş kariyerinden sonra bugün Galatasaray kariyerine başlıyoruz. O kariyeri bitirdik. Bitirdikten sonra da full bölüm halinde yayınladım. Galatasaray kariyerinde de benzer şeyler olacak. Önce bölüm bölüm gelecek. Sonrasında da kariyer bitince full bölüm halinde izleyebileceksiniz. Uzun bir video şeklinde. Öncelikle sizlerden bu video için 2500 beğeni bekliyorum. Bu ve bunun gibi videoları takip etmek istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız FC 24'te Galatasaray kariyerine başlıyoruz. Öncelikle kadroyu göstereyim. Tabi varsayılan da Barış Alper Yılmaz şu an sol bek oynuyor. Biz de buna benzer şeyler yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz ama Derik Kön de burada. Onu transfer ettim. Normal şartlarda FC 24'e transfer güncellemesi 15 Şubat'tan sonra gelmedi. Son gelen güncellemede de Türk takımlarının son dönemde yaptığı transferler yok. O yüzden Derik Kön'ü ben ekledim. Normal şartlarda Kazımcan Karataş kiralık olarak gitti ama oyunda kiralık olarak gönderemediğim için şimdi göndereceğiz. Bununla birlikte bu kariyerlerin en önemli kurallarından biri 0 euro bütçeyle başlamak. Bir yandan katı transfer kuralı geçerli. Bu da demek oluyor ki genellikle 85 üzerindeki futbolcuları Türkiye Ligi'ne getiremeyeceğiz. Yine büyük liglerden oyuncuların bir kısmı gelmemeyi tercih edecekler. Ona göre kadro planlamasını yapmak zorundayız. Ayrıca bu kariyerlerde sadece önemli maçları oynuyorum. Diğer maçları simüle ediyoruz. Önemli maçları oynarken de devre süresi 3 dakika. Zorluk seviyesi seçkin. Seçkin zaten bu oyunun en zorlu seviyesi. Bu arada oyuncu temelli zorluğu da açacağım. Bugün bu şekilde oynayacağız. Yine ayarlarını değiştirmemi istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Baştan göstereyim. Slider ayarları da standart slider ayarlara. Şimdi sene başında şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. 3 tane kiralık oyuncu var. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Hakimzi'ye ne yapıyor abi? Oynuyor mu? Herhangi bir şey var mı Hakimzi'ye? Bu arada bu sezon 14 yabancıyla başlayacağız. Önümüzdeki sene ise 12 yabancı oyuncuya düşmek zorundayız. Yeni sezonda 12 yabancı kuralı var. Ama bu sene 8 artı 3 14 yabancı kuralıyla devam edeceğiz. Altyapıyı sıfırlayacağım. Buradaki bütün oyuncuları serbest bırakıyoruz. Altyapı temsilcisine görev verip onu Türkiye'ye gönderebilirim diye düşünüyorum. Personelde 5'e 4 yıldızlık hiç fena değil. Bu adamı birazcık bütçe ayarladığımda hemen Türkiye'ye göndereceğiz. Bu arada Forvet'te Baran Demiroğlu diye yeni bir isim var. Oyuncuyu şu ana kadar görmemiştim. O yüzden potansiyelinin kaç olduğuna dair herhangi bir fikrim yok. Sene başı itibariyle de bir iki oyuncuyla yollar ayrılacak. Gerekirse kiralık oyuncuları geri çağırıp satarız. Bu ihtimal de dahil. Çünkü bir miktar paraya ihtiyacımız var. Çok olmasa da onu bir şekilde ayarlamam gerekiyor. Mesela Van Anholt'u geri çağırıp bu adamı transfer listesine ekleyeceğim. Benim kulübün gerekli işlemlerini yapabileceğim parayı almam gerekiyor. Antrenör alacağız. O antrenörler kıymetli. Bir Van Anholt'a bakalım. Teklif gelecek mi? Geldi. Beşiktaş'tan geldi. Evet. Kazımcan Karataş'ı Trabzonspor kiralamak istiyor et Daha fazla oynayabileceği bir kulübe göndermek istiyorum. Kulüp Buruj'dan teklif geldi. Bunu bir görüşelim. PSV Van Aanholt'u istiyor. <laughs> teklif hiç beklemediğim bir yerden geldi. 6.4 milyon euro dedim. PSV ile anlaştık. Bir yandan takım stratejisi Galatasaray daha baskı temelli bir futbol oynadığı için Gegenpress daha doğru olur. Antrenör sayısı 10. En iyilerini almaya çalışacağız. Kazımcan için Kulüp buruş kabul etti teklifi. Maaşlarda indirime gidebilir miyim? Bu sene çok zor sene başında maaşlarda indirime gitmek. Van Aanholt PSV'de serbest kalma bedeli olan futbolcular var. Mesela Wilfred Sağ'da 47-500'lük Bir serbest kalma bedeli varmış Kerem Demirbay'da var Abdülkerim Bardakçı overall anlamında Çok iyi seviyede başlıyor Şimdi ilk olarak gelen bütçeyle Can Yiğit'i yani altyapı personelini Türkiye'ye 9 aylığına gönderelim Ve antrenör alacağız Kimleri getirebilirsek Ortasan'ın ideali 24 yıldızmış Bir kısım antrenör getirdik ama yeterli değil henüz Genç oyuncuları kiralamaya çalışacağız Bir de Beknaz'a ters kanat çalıştıracağım Efe Altman'da da Eyüp Aydın'da da büyük potansiyel var. Benim bu adamları bir şekilde değerlendirmem lazım. Öncesinde Efe Akman'ı 6'dan 8 numaraya çekelim. Eyüp Aydın ama MDO'da kalacak. Derik Kön'ü sol kanat bekinden sol beke çekmeye çalışacağız. 20 hafta sürüyormuş. Bu arada Kazımcan Karataş kulüp burucuda. 12 aylığına. Yalnız yeni gördüm. Lige Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Çok erken bir başlangıç. Hamza iyi takman. Bir yıllığına kiralanacak. Baran Demiroğlu yine aynı şekilde bir yıl kiralanmaya çalışılıyor şu an. Forma şansı bulmalarının ihtimali yok. Beknaz'a kiralama teklifi geldi. Beknaz'a bir kiralama teklifi daha geldi bu sefer Pogon'dan. Eyüp Aydın'ı Trabzon kiralamak istiyor. Yani Eyüp Aydın konusunda ben emin değilim. Bu adamın geldiği potansiyel inanılmaz bu arada. Eyüp Bizde kalmalı ve Genellikle oyuna bir şekilde dahil etmeye çalışacağım onu. En azından 20 maç. Hedefim bu. Bu arada fikstürün devamını gördüm. Fixtürü kim çekti ya? Böyle fixtür başlangıcı mı olur? Bu arada Hamza takman kiralandı. Beknaz kiralandı. <laughs> Göstermek istiyorum. Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor deplasmanı var. İki kritik maçla başlıyoruz. Ligin açılış maçını oynayacağız. Onu belirteyim. Sistemde de 6 numaralardan biri tabii ki 8 numara olacak. Ben oyunlarımda genellikle birbirine yakın oynamalarını seviyorum. Yani gegen pres olsa dahi genişliği 70 tutmayacağım 50'ye kadar düşürdüm Ceza sahasına yüklen 6'da kalacak Tabi top kaybından sonra pres yapacağız Icardi ve kanatlar arkaya koşacaklar içe kat edecekler. Böyle şeyler bekliyorum. Endombele'yi kulübüne göndersem kimse hiçbir şey demez herhalde diye düşünüyorum. Acaba göndersek mi diye bir düşünce var aklımda. Ve Galatasaray Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. 8 artı 3'ü şu an için şu şekilde ayarladım. Abdülkerim, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu. Hadi başlayalım. Sezonun açılışını yapıyoruz. Icardi başlattı maçı. Ceko, Fred. İyi geçti. Fred. Aurier yetişti. Cengiz Abdülkerim'i geçti. Abdülkerim oyun içinde bayağı ağır bu arada. Cengiz getirdi. Davison Sanchez. Cengiz geçti onu. Derik Kön müdahale. Edin Nasıl vurdu anlamadım bu arada. Normal şartlarda iki kişi kapattık. Ama Edin Dzeko oradan vurmayı başardı. Edin Dzeko'nun ayağı... Abi böyle bir mekanik... <laughs> böyle bir vuruş renkli var mı? Varsa FC24 söyle biz de bilelim Ben de diyorum nasıl gol attı o ya Bak top şurada ayağının altında Mertens, Icardi Zaha ile oynadı Osay Samuel Osay Samuel verdi Cengiz Ünder çekti Çok iyi pas Edin 2 oldu Dakika 22 Barış Alper Yılmaz ve Hakimzi Mertens, Zaha Şimdi Toreira verdi pası Icardi'ye Icardi sola baktı Barış Alper Yılmaz Mertens veremedi Kerem Demirbay gitti aldı Aurea. Toreira. Kerem Demirbay. Icardi. Wilfred Saha. Sola baktı Barış Alper. Barış Alper. O say Samuel. Toreira. Onda bir sıkıntı görünüyor. Kerem Demirbay. Ara topu. Mertens. Bekao. Atak devam ediyor. Mertens. Saha. Toreira. Sakat sakat vurdu 13'cü Mertens. Toreira. Icardi. Ferdi Kadıoğlu. Toreira Sergio Oliveira değişikliği. Hadiç orta Mustera yumrukladı boşta kalan top Davinson Sanchez Ziye çarptı top Zaha Oliveira ve top bizde Hakim Ziye Icardi tek de oynadı Tete'ye Tete Tete şimdi çekti Tete Pası Ferdi Kadıoğlu Auriye Aldı pası Hakim Ziye'ye Ziye orta denemesi beka İki kişi barajdan çekildi Oliveira topun başında Sergio Oliveira 2-1. Dakika 64. Çok kritik. Tam zamanında gelen bir gol. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çekti. Orta geldi. Davinson Sanchez. Çok kritik. Sola baktı Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Hakim Ziye. Icardi ile oynadı. Offside dedi Hakem. Mauro Icardi. O nasıl faal ya? Şimanski vuruş. Şimanski out. Abdülkerim. Kerem Demirbay ve maç bitti. Mağlubiyetle başladık. İki tarafta çok iyi oynadı mı bu kesinlikle tartışılır. Bir kere böyle bir mağlubiyetle başlamayacaksınız. Kesinlikle katılıyorum. Ama ya ilk golde olmayacak gol oldu. Ve inmeyi tamamen kaybettik o an. FC 24 ilk maçta bizi biraz yaktı gibi. Baran kiralandı. Muslera'yı Inter Miami istiyor. Messi istiyor Muslera'yı. Yok dedik. Pozisyon değişikliği var bu arada. Efe Akman artık 8 numara artı 3 gelişim gösterdi. Oyunu çok geliştirmemiz lazım. Oyunda ciddi eksiklikler var. O yüzden kanatları baya baya ileri ittim. Derinliği 60'a çektik. Ceza sahasına yükleni arttırıp genişliği de 35 seviyelerine düşürdüm. Bir yandan bekler. Sürekli bindirecekler. da tamamen merkezi kapatsın. Kanatlarla bir işi olmasın Torreira'nın. Kerem Aktürkoğlu'nu Torino kiralamak istiyor. Engelledim. Torreira'ya Fenerbahçe'den teklif var. Trabzon maçıyla da devam ediyoruz. Hafta 2. Bu arada Derik Kön gerçekten çok kötü. Oyunda ciddi anlamda bek sıkıntımız var. Beşiktaş kariyeri de sistemi oturtana kadar çok kötü başlamıştık. Bugün de ya yani baya baya kötü başladık. Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Kerem, Icardi'ye, Icardi. Dens Icardi. ve son anda Kerem Aktürkoğlu ile oynadı. Kerem Aktürkoğlu, Icardi'ye, Mauro Icardi. Abdülkerim, Toreira, Aurie, Mertens topun dibine, Icardi, Mauro Icardi. 1-0. Eren. ortayı yaptı Eren. Kafa vuruşu Aiden Misha. Çok iyi orta. 1-1. Mertens. Açıyı buldu. Benković. Şimdi Derik Kön. Kerem Demirbay. Top kaybı geldi mi? Hayır. Toreyra aldı. Kerem. Saha döndü. Wilfred Saha Dansville. Baskı var. Eren kurtardı oradan. Uzun bir top. Kerem Aktürkoğlu indirdi. Serce Aruye. Kerem Aktürkoğlu yine indirdi. İlk kardi. Alt. Edin Oradan direkt kaleye Muslera. Kerem Aktürkoğlu şimdi pası Mertens'e. Dries Mertens. Kerem Icardi'ye gelmedi. Mehmet Can Wilfred Saha gitti kaptı. Wilfred Saha. Saha getiriyor. Çekti şimdi topu. Çok rahat çekti attı ama Icardi niye duruyorsun abi? İyi çalım attı. Pontas getiriyor. Pontas. Ortayı da yaptı arka direğe. Eren. Eren çekti. Pası verdi Batista. Gökten. Vuruş. Yan ağlar. Evet oyuncu değişikliği zamanı. Vinicius, Hakim Ziye, Oliveira, Barış Alper Yılmaz. Hatta Aurier'in pil de bitmiş. Şöyle yapacağım. Nelson da giriyor. Diğer Abdülkerim Bardakçı sol bekte de oynadıydı ya. Hakim Ziye. Ziye verdi pası. Icardi, Benkovic. Hakem devam dedi. Barış Alper. Verdi pası. Kerem Aktürkoğlu. Korner. Oliveira. Ortayı yaptı. Icardi out. Kerem Aktürkoğlu. Çok adamla gidiyoruz. Barış Alper Yılmaz'a verdi. Barış Alper Yılmaz. Vinicius. Karşı karşıya Vinicius. 90 artı 2'de. Öne geçiyoruz. Son dakika. Vinicius. Okan Buruk da geldi. Maç da bitti 2-1. Çok zorlandık. Yani istatistiklere baktığımızda bugün bir önceki maça göre birazcık daha iyiydik ama oyunu hala bulmuş değilim. Çok seri pas yapan takımlarla oynamayı severim. Birazcık bazı oyuncuların antallığı beni zorluyor. İyi Aydın'a bu arada Botoşani'den kiralama teklifi geldi. Ben bunu kabul etmek zorundayım çünkü bu ligde Eyüp Aydın oynayamaz. Gerçi simülasyon da kullanabiliriz diye düşünüyorum ama yine de bayağı sıkıntı. Endombele'yi kesin geri çağırırlar devre arasında. Onu da belirteyim. 7 milyon euromuz var. Şu an transfer yapmayabiliriz. Şu an bir duruma bakacağız. Galatasaray Karagümrük. 2 1lik galibiyet. Icardi ve Zaha. Bir de keskinlikler henüz tam seviyesine gelmedi. İyi antrenörlerde eksikliğimiz var. Kontrol edeyim yeni antrenörler getirebilecek miyiz? Hücum hattı 9 yıldız oldu. Orta sahayı da 12 yaptık. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Ama şu an bunlarla idare edeceğiz. Eyüp Aydın, Botoşani'de. 2 yıl olarak gözükse de bir gelişimine bakacağım. Victor Nelson'a 15 milyon euro teklif geldi. Nelson için şu an görüşmelere kapalıyız. En azından ilk sezon. Burada kalır. Jankat Yılmaz'ı isteyen bir kulüp var. Gençler birer birer gidiyor. Abdülkerim Bardakçı'ya Benfica'dan teklif var. Engelledim. İlk sezon transfere birazcık daha kapalıyım. En azından Ocak transfer dönemine kadar bu şekilde idare edeceğiz. Kadro bu. Sonuç 1-0. Kerem Demirbay. 3 galibiyet fena değil 4 maçta. Ya i̇lk mağlubiyet Fenerbahçe karşı olmasaydı çok daha mutlu olurdum. Mertens PSV istiyor engelledim. Mesela Mertens de şu an çok fazla verim aldığım bir isim değil oyunda. Şankat Yılmaz Voluntari de 12 aylığına. Sporting'den Barış Alper Yılmaz'a teklif geldi. Barış bu sene <laughs> bizim için çok kritik bir oyuncu olabilir. 4 maç sonucunda bayağı gerilerdeyiz ama Konya spor maçıyla birlikte toparlama zamanı 3-0'lık galibiyet. Icardi etrik yaptı. 4. kadar geldik. Problem yok. Sivas deplasmanında Oynamayan oyunculardan bazılarını oynatacağız. Mesela devre arasından sonra gitmesin diye diye Bugün ikinci forvet gibi bir Vinicius. Diğer adamların keskinlikleri de iyi seviyelere gelmeli bence. Endombele'yi bile çektim oyuna. Şöyle bir şey oldu. Sivas deplasmanı. İki 1lik galibiyet Vinicius ve Endombele. Gerçekte yapmadığını oyunda yapabilir Endombele. İkinci sıradayız. Ve transferde de son 10 saat. Devre arasına kadar böyle gideceğiz. Transfere sonra bakacağım. Galatasaray Gaziantep 2-0 kaybettik. Bir de Markoviç penaltı kaçırmış. Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Sonrasında Kopenhag maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç var. Üçünü biz oynayacağız gruplardaki. O üçü de iç sahadaki maçlar olacak. Onu da şimdiden belirteyim. Beşiktaş'ın kadro. Derbilerde hala çok fazla öne çıkamıyoruz. Bugün Kön yerine Berkan Kutlu'yu mu denesem? Berkan bu arada Solbek'te çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Geçen maç Galatasaray Solbek'te Berkan'ı denemişti. Barış Alper hiç uyumlu değil sol beke. Beşiktaş Galatasaray başlıyoruz. Abu Bakar'la Beşiktaş başladı. El Musrati. Icardi'nin kaçmasını bekliyor hala Mertens. Icardi aldı. Icardi golünü de attı. Dakika 6. 1-0. Çok önemli bir şekilde geldi. Cezson bu arada pasını verdi. Abu Bakar kapandık. Abu Bakar out. Torreira'dan Aurier'e. Aurier. Getirdi Aurie, orta saha indirdi. Icardi hızlandı. Mert. Rebic getiriyor. Davinson Sanchez çok daha hızlı. Berkan. Mertens. İyi pas. Kerem Aktürkoğlu. Icardi'ye gelmedi. Sivenson. Muleka. Yat dönü. Muleka. ikinci geçti. Jackson Muleka. Abdülkerim. Aurier. Verdi pası Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Aurie. Sağ tarafta topla buluştu. Auri'ye ortayı yaptı Wilfred Saha. Mert. Wilfred Saha. Yanında Sivenson var. Saha. Saha müthiş bir çalım attı Omar Koli'ye. Wilfred Saha. İçe kat etti Omar Koli ve Mert. Kerem Demirbay. Saha. Kerem Aktürkoğlu. Amarty. Şimdi Kerem Demirbay Mertens top kaybı geldi. Bu arada Hakim Ziye ve Sergio Oliveira oyuna girecek isimler. Raşissa. Beşiktaş etkili geldi. Raşissa arka direkte. Rebic. Trabzon'dan da arka direkten böyle benzer bir gol yemedik mi biz? 1-1. Ziye. Kerem. İyi pas. Aure. Sergio Aurye. Kerem Aktürkoğlu. Icardi. Karşı karşıya. Mert derken offside. İyi paslar. Icardi. Şimdi Kerem kaçtı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Mert. Abubakar. Salih Uçan. Raşitsa, Davinson Sanchez. Mauro Icardi. Icardi yine ara topu. Kerem Aktürkoğlu'na geldi o top. Kerem Aktürkoğlu. Bu sefer attı. 2-1. Kerem Aktürkoğlu. Aurie. Icardi aldı. Icardi Amarty. Raşisa geliyor. Berkan indiremedi. Jason Fernandez. Fernandez çekti. Verdi pası bu Bakar. 90 artı 2'de Abu Bakar. Bu sefer son dakika golü biz yedik. Ve maç bitti 2-2. Diğer iki maçtan çok daha iyi oynadık. Ama bugün de iki şutta iki tane gol yedik. Ne zaman oyunu bulacağız? 3 maç oldu. Çok bence. Kopenhag'da oynuyoruz iç sahada. Gegen Pires'ten Tiki Taka'ya mı dönsem acaba? Öyle bir şey denesek. Bu maçta bence denenebilir. Denenecekse bu maç. O maç. Genişliğe 25'e kadar düşürdüm. Dengeli yavaş oyun kur. Sert kontrolden sonra baskı. 11'i bu şekilde ayarladım. Vinicius'u da sonradan alma planım var. bekte Kaan Ayhan oynayacak. Delikön yeniden 11'e girdi. Bakacağız. Ziyeh çekti. Ziyeh. Şimdi pas. Torreira ya. Lucas Torreira. Saha. Orta geldi. Ziyeh. Zaha. Delikön. Orta geldi. Mekkena yine. El Yunus'i. İyi pas. El Kabi döndü. Son anda Endombele. Lera gel. Son. İyi paslarla geldiler. Nelson. Larson. Elkabi. Elkabi. Nelson. Çok rahat bir şekilde aldı o topu. Zaha hala getiriyor. Zaha. Ortayı da yaptı. Vavro. Şimdi Zaha. Derken el var. Penaltı noktasını gösterdi Hakem. Ankersen. Pozisyon bir daha görüntüde. Çok tartışılacak bir pozisyon. Icardi geldi. Icardi. 1-0 öndeyiz. Mauro Icardi. Larson. Orada boşluk var. Larson. İyi e pas ve Lera gel. Hemen eşitlik geldi. En ufak hatayı çok rahat değerlendiriyorlar. Yine etkili geldiler. El Yunusi. El Yunusi döndü. Clayson. Nelson geldi. Nelson yine. Mauro Icardi. Şimdi verdi Hakim Ziyehe. Hakim Ziyek götürüyor. Hakim Ziye karşı karşıya. Hakim Ziye. 2-1. Devre arasına giderken öndeyiz. Oo çok iyi geçti. Meling. Klayson, Son. Son. Abdülkerim. Kanayhan hala topunda. Kanayhan. Şimdi verdi Hakim Ziye. Ziye. Mauro Icardi. Son gücüyle götürüyor. Icardi attı. Mauro Icardi. gol sevincini de yaptı. 3-1. Golden sonra da onu oyundan çıkaracağım. Pili gerçekten bitti tükendi. Kerem girecek oyuna. Endombe ile yerine Oliveira. Hatta Ziyah yerine de Mertens. Play son. Ve penaltı dedi Hakem. Pozisyon bir daha görüntüde. Biraz ucuz ya. Çok ucuz bir penaltı. El kaabi geldi. El abi 3-2. Fark 1. TT pas. Mertens'e. Mertens'ten Kerem'e. Kerem, e. Kerem Aktürkoğlu yetişemedi. Vinicius iyi indirdi. Tete bekledi. Vinicius da oynadı. Vinicius kaleci. Dönen top. Yine kaleci. Larson. Elinusi. Pas. Son anda son. Çok kritik müdahale yine. Yine Dries Mertens. Mertens'ten Vinicius'un koşu yoluna. Vinicius iyi kontrol. Vinicius vuruş kaleci. Defans ve korner. Oliveira orta geldi. Kanayhan Olmadı. Maç bitti 3 puan bizim. Yine kolay bir maç olmadı. 3 şutta 2 tane gol yemişiz. Herhalde bu sene bu şekilde olacak. Yani takım kadrosunu oturtana kadar bu kadroyla bu bireysel yetenekler çıkıp bir şey yaparsa biz de bir şey yapmış olacağız gibi. Endombe ile muhtemelen devre arası gider. Bugün kadroda değişiklikler yaptım. Ama 3. türkü koymayı unutmuşum. E, tabii ki de Barış Alper Yılmaz. Böyle yaptık. 2-2 bitti. Wilfred Saha, Kerem Demirbay. Tiki takayım maç özelinde denedim. Yine Gegen devam ediyoruz aslında. Pendik Galatasaray. Sorun yaşamamak gerekiyor bu tarz maçlarda. 4-1. Wilfred Saha'dan etrik geldi. Galatasaray Antalya şu an Kasımpaşa lider. Yorgunluklar var. Sonraki maçta da Şampiyonlar Ligi maçımız olduğu için. Yine belli başlı rotasyonlar yapacağız. Baya değiştirdim 11'i. 0-0 bitti. Antalya'yı yenemedik. Manchester United'la oynayacağız. Grubun lideri biziz. İlk maçta tek galibiyet alan takım olduğumuz için. Hızlı simüle edeceğim. Deplasmandaki maçlarda bu şekilde devam edeceğiz. 2-1'de galibiyeti aldık. Manu'yu deplasmanda yendik. Mertens, Kerem. 2-2. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladık. Aynı şekilde ligde de gitmemiz gerekiyor ama şu ana kadar aynı şeyleri söyleyebilir miyim? Hayır. Şöyle bir 11. Kazanan Galatasaray, Icardi. Kerem. Ya Barış Alper'i madem sol bekte oynatacağız. Sol bek e antrenmanı çalışsın. Zayıf ayağı 5 yıldız olur. Tete'yi bir sağ kanat yapacağız. Hakim Ziye'yi ofansif orta sahaya çekeceğim. Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta da oynuyor. Zaha da sol kanat olacak. Sisteme birazcık daha uyumlu hale gelsinler. Hafta 13 rakip Hatay iç sahada. Ligde de iyi gitmeyince bu maçta tam kadro çıkıyoruz. 2-1'de galibiyet aldık. Icardi son. İç sahada Bayern maçı var. Antrenman planını değiştirme zamanı. Keskinliği falan bir kenara bırakın. Top yekün enerji. Bayern maçına dinlenmiş bir şekilde gitmeleri lazım. Endombele ve oynama süresiyle ilgili uyarı geldi. Endombele'yi alacaklar. Devre arası gider. Hakim Ziyeh için de aynı şey gelmiş bu arada. Ziyeh Bayern Münih maçında oynatacağım. Ziyeh konusunda bir şeyler yapmamız gerekebilir. Bayern maçında Sanchez, Nelson, Abdülkerim. Abdülkerim sol bekte. Sol bek sorunsalını bu şekilde. Tolere, tolere etmeye çalışıyorum denilebilir. Wilfred Saha'nın koşu yoluna müthiş bir pas attı. Wilfred Saha, Sasha Boy, Kerem Zaha, Mauro Icardi. Icardi çekti. Şimdi Torreira, Ziye etkili geldi. Kerem ayağından açtı. Defansın arkasını düşündü ama Kerem Aktürkoğlu hareketlenmedi. Sane nereye gitti belli değil Sane'nin. Kingsley Coman verdi. Harry Kane. Harry Kane Nelson. Sane orta. Nelson. Boşta kalan top. Coman şimdi. Kingsley Coman. Coman çok iyi geçti. Coman bir daha geçti. Harry Kane bıraktı. Resmen son harekette dalga geçti adam yani hamle yapamadım bile. Kimseye Icardi ile oynadı. Mauro Icardi açıyı buldu. Outa. Devam ediyor atak Torreira. İyi e pas. Aurie. Aurie girdi içeri Icardi. Delit. Yetişemedi Sanchez. Harry Kane. Harry Kane açı dar. Nelson. Out. Mu? Hayır. corner. İkinci yarı Oliveira oyunda. Yeter. Aurie. Ortayı yaptı Kim Min Laimer ikinciyi de geçti. Kingsley Coman. Çok kişiyle geldiler. Kingsley Coman. Muslera. Torreira Icardi ile oynadı. Icardi. Hakim Ziye. Wilfred Saha. Saha çekti. Saha. Yerde hoca hiçbir şey yok mu ama yani. Tete ve Mertens oyunda. Derik Kön de aynı şekilde. Hala top onda. Mertens getirdi. içe kat etti. Mertens. Mertens. Müthiş bir gol attı. 1-1. Dries Mertens. Musiala. Oliveira. Bir anda yemeği almış olabiliriz. Kerem Aktürkoğlu. Icardi. Mertens indirebilecek mi? Hayır. Çok rahat geçti. Musiala. Hiçbir şey yok dedi hakem. Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na son bir şans. Kerem Aktürkoğlu çekti. Icardi'yi aldı. Mauro Icardi bitirdi. 90 artı 3. Müthiş bir maç sonu. Üçüncü kez son dakikada gol oldu. Bayern yıkıldı. Icardi 3'te 3 üç yaptık. Açı yok açı. O kadar kötü bir açıdan vurdu ki. Bana sorarsanız en etkisiz olduğumuz maçlardan biri. Ya sürekli savunma yapmak zorunda kaldık. Ama o imeli aldıktan sonra görüyorsunuz, yani bu iş değişebiliyor. Geçen senelerde de çok yüksekti o inmelenme. bu sene de aynı şekilde. İmeyi güzel yerde yakalayınca başka sonuçlar konuşuluyor. Mertens yerine Zie, ye. öyle yapacağız ve bir bir. Hakim Ziyeh'in kalmasını istiyorsam oynatmak zorundayım. Bu arada pozisyon değişiklikleri var. Saha 82 oldu. Kerem 79 oldu. Hakim Ziye 82 oldu. TT 78 oldu. Ve ben tamamen şöyle bir 11'e döneceğim. Sanchez, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Solbeke. Kondisyon ağırlıklı bir antrenmanla devre arasına kadar gideceğiz. O yüzden keskinlikler bir tık düşmeye başladı. 3-1'lik galibiyet Samsun karşısında Icardi Etrik. Fikstür çok yoğunlaştı. Bu arada biz Vinicius'u oynatmadığımız sürece Vinicius da aynı şekilde sıkıntıya girecek. Kiralık oyuncularda maalesef böyle bir problem var. Şampiyonlar Ligi'nde puan tablosu. kaza şu deplasmandan puan alırsak grubu lider tamamlarız. 3-1 kaybettik ama. Manu da kazandı. Antrenman planı dengeliye çekildi. Başakşehir deplasmanı. 2-3-4 aynı puanda. Hadi 3 puan. 1-1. Torreira. Önce Adana Demirspor maçı bu arada 6 puanlık bir fark oluştu liderle. Bu iş iyi gitmiyor. Gerekirse devre arasında sistem dahi değişir. 3-0. 6 puan kapanır mı? Kapanır. O da ayrı bir mesele. Manchester United'ı konuk ediyoruz. İç sahadayız. Yine 11 böyle olacak. O konuda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Formalarda tamam gibi duruyor. Hatta şöyle yapayım mı? Oliveira orta sahada. Maç başlasın. Ziyeh getiriyor. Ziyeh'ten Icardi'ye iyi top. Mauro Icardi. Icardi. Icardi taca gitti top. <laughs> Topu kaptı. Kerem Aktürkoğlu ortayı da yaptı. Mauro Icardi. Ayağının dışıyla auta. Fernandez çok iyi pas. Immobile'ye. Immobile'yi tutamadık ve Muslera son anda dönen top Nelson. Casemiro etkili geldiler. Anthony önünü kapattık. Anthony. Torreira. Anthony hala topunda kaldı. Immobile Nelson. Rashford'un önüne düştü. Aurier Nelson. Bayağı sıkıntılı Nelson. Kornere attı topu. Ortayı yaptı. Icardi'ye gelmedi o. Varan. Oliveira. Wilfred Saha. Müthiş çalım Wilfred Saha'dan. içeri girdi. Saha verdi ona. ana. Rashford. Verdi pası Fernandez Torreira. Fernandes'in önünde hala yine Torreira. Anthony. Çok iyi paslar. Immobile döndü. Mustera. Fernandez Orta. Kafa vuruşu. Abdülkerim. Tamir son Sanchez'den kurtardı. Auri'ye son anda. Son anda. Ziye defansın arkasına. Zaha'ya Martinez engelledi. Torreira. Hakim Ziye. Çok iyi pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. 1-0 öndeyiz. Kendi evimizde çok iyi oynuyoruz. Rukşov orta geldi. Yine arka direk. Anthony çekti. Anthony mobile ve 1-1. Ya bu arka direk sonunu bu bölüm niye bu kadar çok yaşadık ya? Şimdi Kerem. Oliveira, Icardi'ye, Icardi, ye, Icardi ye bırakmadılar. Bu arada sarı kartı vardı. Oliveira'yı hakem attı. Dakika 88. Kontra atak dizilişine geçtik. Ziyeh buraya geldi. Zaha sol orta sahaya çekildi. Kerem sağ orta sahaya çekildi. Tam oyuncu değişikliği de yapacağız. Kimi yakaladıysa oyunu aldık şu an. Fernandez. Orta geldi. Kafa vuruşu. Casemiro. Aman Mustera. Ve maç bitti. 1-1. Bayern Kopenhag 3-2 ile yendi. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde iş son maça kaldı. Puan tablosu bu şekilde. A grubunu net olarak tamamladık sayılır. Minimum ikinci olarak. Gruptan çıktık. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla devam. Devam biraz yorgunluk var ama 2-2 puan kaybı. Bana sorarsanız Muslera'nın performansı çok kötü. Bir de niye kendisi transfer isteğinde bulunmuş? Yeni kontrat imzalayacağız. Yeni kontrat imzaladıktan sonra transfer isteğinden belki çıkabilir. Kontratını bir yıl daha uzatacağım. Normalde devre arası çoğu futbolcuya yeni kontrat teklif edecektim. Mustera transfer listesine eklediği için kendisini çok kısa zamanda Mustera'yı alma isteğinde bulunabilirler. Türkiye Kupası başlayacak. Rakip Beşiktaş ve simüle ederek başlayacağız. Piller bitti. Oynayacak adam da aynı yok maçta. Rotasyonu iyi bir şekilde yaptık. Kaan, Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu. 3 Türk oyuncu. 4-1'de çok rahat bir galibiyet. Türkiye Kupası'nda turladık gibi. Beşiktaş Muslera'yı 2.4 milyon euro karşılığında almak istiyor. Abi şu an transfer listesinde onu da engelleyemiyoruz. Sürekli teklif gelebilir. Buna alışalım. Alanya Spor Galatasaray maçı. Davinson Sanchez'in ciddi yorgunluğu var. 2-1'lik galibiyet. Nelson atıldı. Zaha ve Aurie golleri atan isimler. Derik Kö'nün pozisyonu değişti. O artık sol bek. Çok da hızlı gelişmeyecek isimlerden biri gibi. Antrenman planı da yeniden değişti. Takımda artık iller bitmeye başladı. Kopenhag maçı. Yeneceğiz. Diğer maçtan sonucu bekleyeceğiz. Hedefimiz bu. Deplasman. Yedek kulübesinde eksik oyuncu varmış. 3-1'lik galibiyeti aldık. İK Kerem, Ziye. Manchester United'da Bayern'le 1-0 yendi. Gruptan lider çıkmayı başardık. 13 puan. Simülasyonda da çok iyi oynadık. Tebrik etmek lazım takımı. Döndük lige 6 puan hala. Galatasaray İstanbul maçı. Cezalı oyuncumuz var. 2-0'lık galibiyet. Ve tam olarak burada bırakacağız. Birinci tur rövanş maçımız var Beşiktaş'ta. Ligde birazcık ilerleteyim. Fenerbahçe puan kaybı yapacak mı? Soru bu. Evet yaptılar. 3 puana düştü. Şampiyonluk yarışı ikinci yarı çok hızlı geçecek gibi. Şampiyonlar Ligi'nde rakip belli oldu Inter. Bayern'de Arsenal'la oynayacak. Şu ana kadar performanslara bakalım. Ya bu adam niye bu kadar mutsuz ya? Fernando Muslera sene başından beri bütün maçlara çıktın. Niye mutsuzsun? Moralin niye bu kadar düşük? Maaş da teklif ettim. Anlamsız. 27 maçın 5'inde sadece kaleyi gole kapatmış. Derik Kön'ün sol bek olması iyiydi ama... Yani orada bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Nelson Sanchez'den daha kullanılabilir bir stoper gibi. Ama yine sıkıntılar yaşadık. Aure Poirier'in kontratını yenileyeceğiz. Onunla devam etme isteğim var. Bir yandan Eyüp Aydın Botoşani'den çağrılıp başka bir kulübe gönderilecek. Endombele'yi falan henüz çekmediler. Efe Akman'ı devre arasında göndereceğiz. Kiralık listesine ekledim. Mertens'le devam eder miyiz önümüzdeki sene? Emin değilim. Değeri de bayağı düştü. 36 yaşında oyuncu. Yorumlarınızı bekliyorum. Devam edelim mi etmeyelim mi? Zaha artı 2 gelişmiş şu ana kadar. Kerem'in artı 3'ü kıymetli. Vinicius idare eder. Oyunda fena değil. Bu adam alınabilir bu arada rotasyon için. Performanslarda Icardi tabii ki en iyimiz. Kerem, Zaha, Ziyeh diye liste devam ediyor. Şu ana kadar gol krallığında ligde Abubakar Bakar ve Icardi. Birinciliği paylaşıyorlar. Asist krallığında Icardi bizden 8. Demirbay 10. Golyan Miyan maç sayısında Muslera 2. Evet ilk bölümün sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. FC 24'te Galatasaray kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Bir önceki bölümde neler yaptık hemen gelin ona bakalım. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ta birinci tur birinci maçında 4-1'lik galibiyet. Süper Lig'de şu an 42 puanla ikinciyiz. Fenerbahçe 3 puanla önümüzde. Ligin ikinci yarısı çok daha farklı olabilir Süper Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin çok daha üstüne çıktık. Tabi burada simülasyon performansı da çok önemli. 13 puan ve liderlik geldi. Son 16'da Intel oynayacağız bu bölümde. Takımın ciddi anlamda bir sol bek sıkıntısı var. Ben Derek Kön'den hiç memnun değilim. Bu yüzden yeni şeyler düşüneceğiz, yeni şeyler planlayacağız. Devre arasına gelmek üzereyiz ve 6 milyon euroluk bütçemiz var. Bölüme geçmeden önce sizlerden bu video için 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca bu ve bunun gibi videoları takip etmek istiyorsanız da hem abone olup hem de bildirim zilini açarak videoları takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu bölümde altyapıyı biraz oluşturmaya başlayacağız. Geçen bölümde yetenek avcımız baya baya futbolcu izledi. Bugün onlardan bazılarını A takıma getirme zamanı. Örneğin Umur Demir. 700 bin euro değeri var potansiyeli fena değil. Yeni fena değil. Aydın Kara aynı şekilde. İsabek bulmuş olabiliriz. Altan Yıldız gelecek. Aydın Sadık gelecek. Çok önemli isimler var gibi Sinan Çetin. Aslında genel olarak 53-71 aralığında demiş ama değeri çok düşük. O gelmiyor. Şu ana kadar altyapıya 4 tane oyuncu getirmiş olduk. Özellikle Aydın Sadık'ın overall'ı burada en iyisi gibi ama sıkıntı potansiyelinde potansiyeli tam olarak anlaşılmamış gibi duruyor. Yine burada bir tane Umur Demir'imiz var. Bu adam kesinlikle kanada çekilecek. Altan Yıldız'ı ofansif orta saha denesek mi diyeceğim de sağ kanat çok daha kolay olabiliyor. Sabek'imiz sabek değil ama pası çok daha yüksek. Bu adam orta saha olabilir. Önce bu adamların pozisyonlarını değiştirelim. Sonrasına bakarız. Bir yandan kontratı bir tane isimler var. Yani Auri'ye en azından bu dönem devam edebilir. Onunla kontratı bir yıl daha uzatabiliriz. Yeni sezon başında da yeni sabek arıyorsak Auri'ye satılabilir. 35 bin maaş teklif ettim. 37 bin istedi. Bonusu kaldır dedim. İmza primi var. 37.5. Yeni sezonla birlikte Mertens'te kontratı uzatmayacağım. Çünkü overall düşüşü çok hızlı. Şimdiden eksi 2 düştü. Sene sonu geldiğinde 75'leri görebiliriz. Yeni sezonda ise 71 civarlarına düşebilir. Önümüzdeki sene ofansif orta sahada Zaniolo ile devam edebiliriz ya da yeni bir ofansif orta saha getirilebilir. Hatta yorumlarda gördüm Efe Akman'ı ofansif orta saha rotasyonuna al demişsiniz. Bugün bunu yapabiliriz. Efe Akman bir yandan kiralık listesinde. Berkan'ı tamamen sol bek rotasyonuna çekeceğim. 4 haftada çekilebiliyor. Bir yandan da kiralık kesimler var. Bu adamların bir kısmını geri çağırabilirler. Şimdi söyleyeyim. Barış Alper'i de sol bek yapmak yerine tabii ki sol kanada çekeceğiz. Devre arasının önemli durumlarından biri şu olacak. Leo Dubois Galatasaray'a geri dönüyor. Kiralık sözleşmesini feshedeceğiz. İşte sol bekte kullanacağım isim Düba olacak. Kön transfer listesine eklendi. Kön'den gerçekten hiç memnun değilim. Bu arada Galatasaray Beşiktaş maçıyla bölüme başlıyoruz. Türkiye kupası. O yüzden simüle edeceğim. Abdülkerim bardakçı bitmiş. Gel abi seni hemen değiştireyim. Bir anda şöyle bir 11 oluştu. Beşiktaş karşısında 2-0'lıkta galibiyet Wilfred Zaha. Şimdi Efe Akman'a Trabzon'dan kiralama teklifi geldi. Red. Muslera'yı transfer listesinden çıkaramıyorduk. Bu büyük bir problem. Çünkü sürekli teklif gelecek. Muslera'nın neden transfer listesinde olduğunu da ben anlamış değilim. Bütün maçlarda oynadı. Bütün ona rağmen çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Efe Antwerp istiyor. Efe için 6 aylık kiralama çok mantıklı olur. 6 ay gitse 68-69 olarak dönse maaş problemini çözmek için hiçbir girişimde bulunmamışız. Abi yeni kontrat imzaladık adamla. Nasıl ya? ya ne kadar saçma bir şey. Ali Turap Bülbül'e Sivas'tan kiralama teklifi geldi. Abi adamla bir önceki bölümde yeni kontrat kontrat imzaladık. Nasıl bulamamışım? Endombele geri çağrıldı. Bu çok belliydi. Hiç oynayamadı çünkü. Derik Kön giderse bir isim daha getireceğim de Derik Kön'ün gitmesi lazım. 2 yıl çok fazla. Kısa süreli kiralığa çevirdim. 60'a 40. Efe herhalde 6 aylığına Belçika'da. Muslera'ya teklifleri engellemek lazım. Ali Turap Bülbül için 2 yıl dediler. Sivas'la anlaştık. Aslına bakarsanız altyapıdan çıkarabileceğimiz isimleri de çıkaralım. Onları da kiralık olarak gönderelim. Aydın Sadık mesela. Sana A takıma gel. Altan Yıldız pozisyonunu değiştirip onu da A takıma alalım. Bu iki adamı da altı aylığına gönderebilirsek bizim için kazançtır. Altyapıdan çıkan oyuncular ciddi gelişimler gösterebiliyorlar. Bir yandan Eyüp Aydın, Botoşani de şu ana kadar artı iki gelişti. Eyüp Aydın'ı önümüzdeki sene itibariyle az takıma monte etmeye çalışacağız. Sürekli Mustela için transfer teklifi. Bugünün özeti olacak. Özellikle kadro dışındaki yedekler ve rezervler topyekun performans çalışacaklar. Kadro içi de dengeliye döndü. Yanlışlıkla hepsini yaptım ama düzelteceğim şimdi. Topyekün enerji çalışınca keskinliklerde haliyle düştü. Bu arada Ali Turap Bülbül Sivas'ta ve rakip Antalya Lig'de. Deplasmandayız. Son dönemde simülasyonda en iyi kalecilerden birini yine gördük orada. Barış Alper Yılmaz bu arada sol bekle ve kaybettik 3-2. Çok kötü bir mağlubiyet yaşadık. Efe Akman Antwerp'le anlaştı 6 aylığına. Altan Yıldız'a kiralama teklif hem de 2 tane. Günay Güvenç'i Beşiktaş istiyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama engelledim. Atay Galatasaray. Türkiye Kupası'nda son 16 maçı. Şimdi şöyle sol beke Dubai'yi çekersek stoperde Abdülkerim'in oynaması lazım. Abdülkerim de bir türlü kendisine gelemedi. Ben anlamadım. Abdülkerim'e bir şey oldu. Kadro bu. 2-1'lik galibiyet. Aydın sağda da 2 tane kiralama teklifi geldi. İkisi de değerlendirilecek. Bir yandan Berkan Kutlu'yu Trabzon istiyor. Engelledik. Ligde Galatasaray Beşiktaş oynayacağımız ilk maç ve rakibin kadro görüntüde bu arada yeni bir transfer güncellemesi geldi oyuna. Tabi bizim kariyer bundan etkilenmiyor. Son transferlerin hepsi gerçekleşti. Avruya cezalı öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Icardi yorgun. Baya yorgun bir şekilde gidiyoruz maça. Kadro bu şekilde başlayacak ve başlıyoruz. Abu Bakar aldı. Ben sana Abu Bakar. Ne sonra arka aldı. Ben sana Abu Bakar ve 1-0. Bu kadar ağır kalmasını beklemiyordum. Golle başladılar. Wilfred Saha. Saha. Oradan kaleyi düşündü Mert. Mertens. Wilfred Saha. Saha yine açıyı buldu. Wilfred Saha yine Mert. Rebic. Rebic. Nelson yine tek hamlede müdahale etmeye çalıştı ve Rebic getirdi. Abu Bakar 2 oldu. Sanchez. Mertens. Dries Mertens. Vurdu Mert. Damien Son Sanchez. Nihayet kritik müdahaleyi yaptılar defansta. O kadar rahat geçiliyorlar ki şu ana kadar. Kerem Aktürkoğlu. Kerem verdi pası Dübaa'ya. Dübaa. Kerem Aktürkoğlu. İyi pas. Icardi verdi. Mertens karşı karşıya Dries Mertens. Park 1. Dakika 30. Muleka geçti. Jackson Muleka. Bir de ortayı yaptı Abu Bakar. Bomboş. Hernandez. orta. Icardi Rebic vuruş. Mustera son anda. Berkan Kutlu. Aca Ahmetoviç'e. Şimdi Muleka. Cesson. Cesson. Davison Sanchez. Salih. Cesson. Abu Bakar ve 3-1. Abu Bakar'ı tamamen tutamıyoruz. Nelson. Hiç etkili değil. Zaha. Icardi. iyi oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Vuramadı. Icardi'yi mecburen çıkarmak zorundayız. Forvet'e Zaha geçecek. Tete Kerem yapacağım. Düba bitti. O yüzden sağ bekle Barış Alper Yılmaz. Orta sahaya Sergio Oliveira. Hatta diyorum ki çift forvet yapsak. Ne kaybederiz ki bu saatten sonra. Masuaku döndü. Tekrar Masuaku. Etkili geldi Barış Alper Yılmaz. Son anda Nelson. Barış. Rebic. Bakkala gitti. Barış Alper. Vinicius. İyi geldik. Vinicius verdi. Wilfred Saha. 3-2. Dakika 61. Salih Uçan. Yine geçildi yani en son. Yine geçildi. Ben anlamıyorum. Müdahale dahi edemiyor bugün. Abubakar geldi vurdu Musera. Etkili geldiler. Reviç. Abubakar bir anda bomboş kaldı Musera. Zaha bekledi arkadaşlarını. Wilfred Zaha. Zaha şimdi Berkan Kutlu ile oynadı. Berkan Kutlu. Wilfred Zaha'ya. Ondan Oliveira. Oliveira. Vinicius karşı karşıya Mert offside. Vinicius. Tete. Son bir fırsat. Tete sağ kanattan getirdi. İçe kat etti Tete. Tete verdi. Zaha vurdu. Boşta kalan top. Maçı da burada bitirmezsin ya. 3-2 kaybettik kendi evimizde Beşiktaş'a. Ya bölüm başlangıçlarında o kadar adaptasyon sıkıntısı çekiyorum ki. Bir önceki bölümde de Fenerbahçe'ye karşı aynısı oldu. Maçın ikinci yarısında oyuna girebildik. Bu arada Nelson gerçekten hiç hamle yapamadı maçta. Şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara aldık onu da belirteyim. En kritik maç Auriye yok, Dubois. Ya performans sıkıntısı, kondisyon sıkıntısı yaşıyor. Kön sen Kön gerçekten oyunda kötü. Altan Yıldız Farul Konstanta'da. Çok dengesiz bir oyunumuz var hala. Puan farkı 7. Abdülkerim de sinirlenmeye başlıyorum artık ya. Antrenman planı. Top yekün enerji. Yeniden. Ne Abdülkerim'miş kardeşim en kritik zamanda. Adamın pili bitti ya. Gaziantep deplasmanı. Barış Alper'i bugün sağ kanatta oynatıyoruz. 8 artı 3'ten dolayı ve 4-2'lik galibiyet. Kerem Demirbay atılmış. Aydın Sadık da Alanya'da. İç sahada kupa rövanş günü. Galatasaray Atay. Kerem cezalı orta sahaya. Berkan Kutlu'yu çektik. Abdülkerim hala kendisine gelmedi. Ve son Sonuç 4-2'lik galibiyet. Çeyrek finaldeyiz Türkiye Kupası'nda. Muslera için yine bir teklif geldi. Transferde son 10 saat. 6 milyon euroyu hala kullanmadım. Renden bir sol bek için görüşmelere başlayacağız. Tabi takasla Derik Kön. Üstüne verebileceğim benim 6 milyon euro var ama maalesef ki anlaşamadık. Yani en azından bu sezonu idare etmesi bakımından şöyle bir takas. Erik Kön Üstüne 3 milyon euro. Tagliafico'yu istiyoruz. 10.2 dediler. Halil Dervişoğlu artı 5.4 dedim. Olmadı. Anlaşamadık. Şöyle yapacağım. Vinicius'u geri gönderiyorum. Fuluma Yabancı kontenjanı açmak adınaydı bu. Serbest'ten bir sol bek getireceğiz. Gallardo. Bir yıllık kontrat imzalayacağız. Gallardo'yla. Geldi. Bir yıl kontrat imzalayınca 6 aylığına mı geliyor? 6 aysa 6 ay. 1.5 yıllığına geliyormuş. Önemli bir isim. Bu adam sol kanatta falan da oynayabiliyor. O yüzden rotasyonu da düşünmek adına getirdim. Yuba sağ rotasyonunda şimdi kalacak. Berkan Kutlu sol beke geçti. O önemli bir gelişme. Barış Alper Yılmaz da sol kanat oldu. Başakşehir'den Muslera için teklif var. şey söyleyeyim mi? Transferi kapattık. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. an tablosu görüntüde. Abdülkerim Bardakçı ne yaşadın sen ya? Bu ne bu ne? Bu ne artık? Bu kondisyon ne abi? Mantıklı bir açıklaması yok. Herkes full ya. O Abdülkerim'in nesi var? Baga mı girdi adam? Yani girdiyse baga bilelim. Bizim 8 artı 3'ümüzü de yiyor bir yandan bu şekilde. Kaan Ayhan'ı bugün sabekte oynatmak zorundayım. Pendik maçında 2-0'lıkta galibiyet. Galiler de o golle başladı. Sol beklediğin böyle olacak. Türkiye Kupası rakip Çaykur Rize. Çeyrek finalde onlarla oynayacağız. Aynı kadro hatta Toreyra cezalı bugün. 2-0 güzel bir galibiyet. Abdülkerim gizli bir sakatlık falan mı geçirdi yani? Bakıyorum. Bu ne ya? O kondisyonu bir mi bu adamın? Oynamamak için rol yapıyor herhalde. Ankara Gücü Galatasaray. İkisi yine çok yoğunlaştığı için bu arada Ankara Gücü 2, Galatasaray 2. Bence takımın yaşı Piresi kaldıramıyor. O yüzden tiki-taka'ya döndük. Ligde çok fazla puan kaybı oldu. Rakip son 16'da Inter. Her zaman söylerim ilk maçı simüle edeceğiz, ikinci maçı oynayacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak? Tabii kadroda da değişiklikler yapacağız. Inter deplasmanı İki birlik galibiyeti aldık TTV'ye. Çeyrek final görebiliriz. Hiç keskinlik kalmadığı için dengeliğe ye yeniden döndük. Çünkü hiç keskinlik kalmadı oyuncularda. Rakip Kasımpaşa. Puan farkı 7. Rakibin kadro. Bizim kadro. Ve 2-0'lık galibiyet. Icardi. Kerem. Sakat gösterse daha iyiydi ya Abdülkerim'in. Yeni döndü. Kaç hafta sonra hem Adana Demir deplasmanı. Ve Abdülkerim Aylar sonra 11'de herhalde. Kerem attı. Kerem attı 2 tane. 3 puan. Mustera için hala teklifler gelmeye devam ediyor. Önce Rize ile kupa maçı. Sonrasında da ligde maç yapacağız onlarla. Abdülkerim cezalı. Bu adam ne zaman oynadı da ceza ya. Bir miktar rotasyon yaptık ilk maçtan iyi sonuç aldığımız için. 3-0'da deplasmanda kazandık. Toplamda 5-0'la 0 yarı finaldeyiz. Şimdi rotasyon yapamayacağımız bir gün ligde puan farkı 7 çünkü. Bu sefer iç sahada Rize. Ve 2-0'lık galibiyet. Kerem Tete. Ve geldik Galatasaray Inter maçına. Son 16'da rövanş zamanı. Simülasyonla muazzam bir sonuç aldı bizimkiler. Yorgunluk var mı? Evet biraz var. Şöyle yapacağım. Sanchez Abdülkerim. Hücum hattında da Wilfred Zaha, Icardi, Tete. Başlıyoruz. Gallardo top bizde. Tete. Zie Mauro Icardi Icardi'den sahaya. Saha iyi kontrol. E Wilfred Saha, Somer. Adem Demirbayış. Icardi çok iyi pas. Wilfred Saha götürüyor yine. Wilfred Saha karşı karşıya Zaha yan Somer. Wilfred Saha çok iyi pas. Ziye. şimdi çekti. Saha ile oynadı. Wilfred Saha. Wilfred Saha Benjamin Pavard. Oraya çok kötü top. Lautaro Martinez. Çok etkili geliyorlar. Martinez orta, Abdülkerim ve Muslera. Hakim Ziye. Ziye'den müthiş bir top. Icardi karşı karşıya. Mauro Icardi. 1-0 öndeyiz. Dakika 41. Di Marco geçti. Di Marco verdi pası Hakan Çalhanoğlu'na. Barella. Martinez. Mauro'ya son anda. Turam. Davinson Sanchez'den müdahale geldi. Ginabri'nin önüne düştü. Ginabri. Di Marco. Di Marco çekti. Martinez, Davinson Sanchez. Yine iyi kapandık. Şöyle yapacağız. Oliveira, Mertens. Hatta Barış Alper Yılmaz. Hatta Dubois. Di Marco. Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim. Oliveira, Davinson Sanchez. Sanchez, Somer. Sergio Oliveira orta geldi. Bastoni. Şimdi Torreira aldı. Vurdu Frattesi. Turam, Martinez. Çok iyi döndü. Latora Martinez, Davinson Sanchez bırakmadı. Brad pası Turama. Şimdi Barella, Mustera. Verdi pası Icardi'ye. Mauro Icardi. Çok etkili geldik. Icardi. Bastoni. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu. Bir anda pozisyonu yakaladı. Kerem Aktürkoğlu verdi. Mertens maçı bitirdi. Dries Mertens. 2-0. Ve maç bitti. 2-0 ile Inter'i yendik. Çeyrek finaldeyiz. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Onu belirteyim. Artık sıradaki rakibi bekleyeceğiz. Oliveira'ya Başuay takasıyla bir teklif geldi. Red. Gallardo'nun da performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Altyapı içinse Onur Kara diye bir oyuncu bulundu. Özel Yılmaz yine altyapıda denenecek. Kerem Yıldız gerçekten bir Yıldız adayı olabilir. Yetenek avcısı çalışmaya devam ediyor. Kerem Yıldız 61 overall'da ve 15 yaşında. Pas özelliği de gayet yüksek. Bu adam ofansif orta sahaya bence çekilmeli. Sağ beki orta saha yapmışız. Çok iyi overall arttı. Ofansif orta sahaya sol kanat yaptık. Ya artı bir dedi sadece. Diğer isimler devam. Hatay Galatasaray. 11 görüntüde. 1-0 Kerem Aktürkoğlu. Çok iyi bu ara. Puan farkı 5. Hafta 30. Rakip Kayseri. Hadi 3 puan. 1-1 bitti. Kerem Aktürkoğlu attı. Her hafta o atıyor zaten de. Baya sıkıntı yaşıyoruz. 7 puana çıktı yine. Kara deplasmanı. 11 bu. 1-0'da kaybettik. Rohten. Daha tiki takaya uygun antrenörler gelecek. Uzman da pek fazla yok aralarında ama. Sezon ortası. Siz, siz olun. Sistem değiştirmeyin. Türkiye Kupası'nda rakip Alanya. İç sahadayız. Alanya karşısında aynı 11 devam ediyoruz. 4 2likte galibiyet. Puan farkı hala 7. Rakip Sivas. Bu sene Manay acayip formda onlarda. 2-1 kazandık. Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu. Icardi falan bayağı suskun şu an. Zaha aynı şekilde, Tete aynı şekilde. Derken Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde rakip Atletico. Antwerp, Napoli ya da PSV bize denk gelseydi Leipzig de olabilir. Çok daha başa baş bir eşleşme olabilirdi. Atletico iyi bir takım. Bakalım simülasyonda kim önde olacak. Maç 1. 2-1 kaybettik. Deplasmana zorlu şartlar altında gideceğiz. Bir yandan da ligde Konya maçı var. Son haftalara adım adım gidiyoruz. Puan farkının bir tık daha erimesi lazım. En azından 2 maça düşürmemiz gerekiyor. 4-0 kazandık. Rotasyonun reisini yapmak istemiyorum ligde. Geldik çeyrek final rövanş maçına. Sor. işimiz kolay değil. Onlar full kondisyonla oynayacakken bizim takımın kondisyonları görüntüde. Aralarında tabi iyi isimler var ama baya ciddi sıkıntıyla başlayacağız. Icardi, Zaha yedeklerde Mertens'i forvet başlatacağım. Şöyle bir 11. Hadi başlayalım. Molina getirdi. Molina. Bası da verdi. Depole. Depol. Depol. Çok iyi hareketler. Yorente. Koke. Nelson. Griezmann. Orta geldi Rodrigo de Paul. 1-0 öndeler. Dakika 15. İyi pas. Moreno açıdar. Moreno Mustera. Sergio Oliveira. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Mertens. Orban. El var hakem penaltı. Hemen pozisyonu bir daha izliyoruz. Orban'ın elinden sekmiş. Sergio Oliveira geldi. Oliveira. Oblak. Aktürkoğlu, Oliveira, Kerem Demirbay, Mertens de oynadı. Şimdi Duba, çok etkili geldik. Leo Duba, Savic, Moreno, Nelson aldı. Demirbay, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens. Yeniden Mertens. Hoca el yok mu? Kerem Demirbay, out. Griezmann, Abdülkerim geldi aldı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Mertens'e. Mertens defansın arkasına Savic. Mertens şimdi indirdi. Kerem Demirbay. Torreira. Tete. Tete döndü. Tete vurdu kaleye Oblak. Yorente. sonu geçti. Yorente getiriyor. Yorente hala top onda Abdülkerim bardakçı. Hala top depolde. İyi de pas. Yorente vurdu Mustera. Oke. Orta. Kafa vuruşu. Savic direkten döndü. Dönen top Griezmann. Hem de Sanchez'in üstünden vurdu topa. Kerem. Icardi. Barış Alper. Tete ile oynadık. Tete dönemedi. Uzun bir top. Barış Alper Yılmaz'a. Müthiş geldi o top. Barış Alper Yılmaz. 2-1. Tek başına attı golü. Dakika 87. Tete gitti aldı. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi açık alanda Kerem hızını kullandı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafta çok hızlı. Kerem Aktürkoğlu içeride. Kerem Aktürkoğlu oblak ve maç bitti. 2-1 kaybettik deplasmanda da. Ya iyi oynadık, kötü oynamıyoruz. 2 tane kafa golü yedik. Bu bence e, ne kadar defansta zayıflıklarımızın olduğunu gösteriyor. Bu sene çeyrek final yaptık. Olsun. Bundan sonra odak noktamız tamamen lig. Trabzon ve Fenerbahçe maçlarıyla en kritik noktadayız. Önce iç sahada Trabzon maçımız var. Rakibin 11'e. Yorgunluklar, cezalılar... Bugün oynayamayacak çok fazla isim var belki. Ama elimizden gelen en iyi kadroyu çıkarmak zorundayız. Icardi bu sefer forvette başlayacak. Baş başlıyor. Hakim Ziye. Gallardo. Barış. Icardi. Barış Alper Yılmaz. Offside. 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 Fontas döndü. Fontas. Nelson geldi. Orsic. Döndü yine. Fontas. Kapattık. Fontas çok iyi geçti. Nelson son anda hızlı çıktık. Toreyra Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Hakim Ziye. 1-0 öndeyiz. Hakim Ziye. İyi paslar. Orsic. Verdi. Fontas çok iyi oynadı Gök'ten. Çok kötü vurdu. Gallardo çok iyi geçti. Barış Alper. Şimdi Sergio Oliveira. Oliveira'dan Hakim Ziyehe. Ziye veremedi. Torreira. Aurie. Hakim Ziye iyi oynadı. Sergio Oliveira out. Mateus Tete şimdi Aurier ile oynadı. Sergio Aurier. Aurier tek başına Aurier pası veremedi. Pepe orta geldi Nelson. Eren şimdi. Umut vuruş Muslera. Ziye şimdi Tete'nin koşu yoluna. Mateus Tete aldı. Tete vuruş. Defans. Torreira bu arada bastı aldı. İyi top harika gol. Kerem Aktürkoğlu bitirdi. 2-0. Taraftarlar görüntüde de. Yani güncelleme gelince bütün şeyler gitmiş yine. Ve maç bitti. 2-0. Çok kötü bir sağ zemini. Fenerbahçe de kazandı. Bu sağ zeminine karşı yani hiç top mop oynamadık. Onu da belirteyim. Alanya ile kupa maçı var. Tamamen rotasyonla çıkacağız. Fenerbahçe maçı çok daha önemli. Kim şu ana kadar oynamadıysa Oynasın abi. Herkesin dinlenmesi lazım. Yani 11'deki herkesin dinlenmesi lazım. 11 şu şekilde oluştu. 4-2'nin revanşı zaten. 2-1 kaybetsek de finaldeyiz. Fenerbahçe ile Kupa finali. Antrenman planı dengeli değil de enerji odaklıya çektim. Bu arada sistem yine yegen pires. Son haftalarda böyle olacak. 7 puan fark var. Yenersek 4 puana iner. Sonrasına bakarız. Bu saatten sonra şampiyon olmak gerçekten kolay değil. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yağmurlu bir gün. Formalar tamamsa... Bence şöyle daha iyi. Hadi başlıyoruz. Jesus Gallardo geçti rakibini. Gallardo çizgiye indi. Gallardo verdi Wilfred Ali Vakovic. Kerem orta geldi. Arka direkte Fred hata yaptı. Auriye o daha büyük bir hata yaptı. Gallardo. Gallardo. Icardi'nin koşu yoluna. Mauro Icardi. Icardi bir anda. Karşı karşıya. Mauro Icardi defansın hatasını değerlendirdi. 1-0 Dakika 23. Talic. Orta geldi. Nelson. Ters vuruş. Ryan Orta. Kafa. Auriye son anda. Mert hata. Mert'ten. Wilfred Saha. Saha şimdi verdi. Kerem Demirbaş. Icardi. Yine açısı çok dar. Icardi Livakovic. Hakim Ziye. İyi oynadı Icardi'ye. Yine pozisyonu yakaladı Mauro Icardi Livakovic. Kerem Aktürkoğlu. Orta. Kafa vuruşu. Bonuç çıkarşladı. Nelson indirdi şimdi Abdülkerim. Abdülkerim aldı. Abdülkerim geçemedi. Kapattık ama Kroniç geldi bu seferde de Nelson. Hoca bitti ama. 49'dayız. Artı 1 vermişsin. Bitti hoca. an Tadic. Orta. Kafa. Icardi. O ne? O <laughs> Icardi ne oldu orada? Şimanski. Mert. Kerem. Bitti hoca ya. Bitti. Kurun direktten direkten döndü. Kurunic bir daha burada out. Yeni Icardi'ye ne olduğunu birlikte izleyelim. Kafayı vurduktan sonra adam bayılmış ya. Ryan Kent kurtardı. Kent çekti. Kent. Abdülkerim ve Korner. Bir fres getiriyor. Zaha şimdi Icardi mi o? Kerem Aktürkoğlu'ymuş. İki oldu. Kerem Aktürkoğlu. Kontra da attı. Kerem Aktürkoğlu. Ziye Icardi. Şimdi bir fres Zaha. Zaha getirdi. Zaha vurdu Livakovic. Kerem Orada Ferdi kurtardı. Ferdi devam dedi Hakem. Fred. Ceko. Abdülkerim. Ceko hala top onda Abdülkerim. Hadi hiç getirdi. Ortayı da yaptı arka direk. Mustera. Ve maç bitti 3 puan bizim. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyet son haftalarda dengesini bozabilir. Okan Buruk görüntüde. 3 puan. Çok kritik haftada geldi. Sonrasına bakacağız ne olacağını. Transfer teklifleri gelmeye başladı ama şu an düşünmüyorum. Fenerbahçe bizden bir gün sonra oynayacakmış. Rakip Başakşehir. Galatasaray Başakşehir. 2-1'lik galibiyet. Icardi, Kerem. 3 puan bizim. Hadi ilerideydik. Samsung Galatasaray maçı öncesinde. Antrenman planı ne diye duruyorsun? 79 puan da bu arada Fenerbahçe. Puan kaybettiler. Ne antrenman planı antrenman planı. Ne oldu yine antrenman planı? Enerji odaklı da kaldı diye mi? Dengeliye çektim tamam. Son iki hafta. Samsun ve sonra Alanya maçımız var. Şurada galip gelirsek psikolojik üstünlük bize geçer. Liderliği alırız. Icardi cezalı. Sonuç 2-0 Wilfred Saha. Kritik bir galibiyet geldi. Evet Galatasaray Alanya maçına gitmeden önce... ilerletiyorum. Fenerbahçe maçını oynayacak. Biz Alanya maçına geldik. 83'e 80 mi? 38. haftasını da oynamış Fenerbahçe ve son hafta Adana Demirspor'u yenmiş. Ondan önceki hafta Hatay'a berabere kazanırsak şampiyon muyuz son hafta? İlk maçta kaç kaç bitmişti? 2-1'e yenilmiştik. İkili averajla şu an Galatasaray önde kazanırsa tabii Alanya'yı yenmemiz lazım. Şampiyonluk maçına çıkacağız. Sezonun en kritik maçı ve maç başlıyor. Hakim Ziye şimdi Wilfred Saha ile oynadı. Wilfred saha getirdi. Saha çekti topu. Wilfred saha kaleci dönen top. El var penaltı. Dakika 8. Icardi topun başında. Icardi golle başlıyoruz. 8. dakika Mauro Icardi. Saha müthiş müdahale. Icardi götürüyor. Mauro Icardi rakibini geçti. Icardi ama kaçırdı. Kerem hala top onda. Kerem Aktürkoğlu'ndan Gallardo'ya. Gallardo ortaladı Hakim Ziye. 2-0. Dakika 20. Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Kaybetti. Novais. Anderson ve Anderson. Asatas as. sonucunda gol geldi. Oo Eduardo çok iyi Çalım attı. Carlos Eduardo getirdi Nelson. Hakim Ziye. Zaha. Bir Fred Zaha. Çok iyi kontrol ama vuruş kötü. Eduardo. Çekti. Pası verdi. Anderson son anda Mustera. Ziye. Icardi. Mauro Icardi. Fatih Aksoy. Kerem Demirbay topun başında. Dakika 58. Kerem vurdu out. Şu. Şu etkili geldiler. Şu hala topunda Mustera. Dönen top. Son anda yine Mustera. Kader Gonaş. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Yalnız kupa törenini görmedik. Onu belirtmek istiyorum. Kupa töreni yapılmadı. Neden öyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Dedim acaba şampiyon olamadık mı ama puan tablosuna baktığımızda 83 puanla şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluk birazcık da Fenerbahçe'nin hatalarıyla birlikte oluştu. Ben hala oynadığımız futbolu beğenmiyorum. Bu takımın yeni sezonda birçok transfere ihtiyacı var. Çoğu oyuncuyla da yollar ayrılacak. Önümüzdeki sene ciddi bir çalışma yapacağız. Şimdi bugün şöyle bir 11 çıkaracağım. Kerem cezalıymış. Alanya maçında bile hiç iyi oynadığımızı ben söyleyemem. Bütün sezonu da öyle geçirdik. TT hemen başlattı Wilfred Saha. Saha döndü. Pası verdi geçmedi. Ciku. Wilfred Saha aldı topu. Wilfred Saha vurdu. Livakovic dönen top. Kerem Aktürkoğlu çevirdi o Fred ayağından açtı. Zaha. Toreyra. Icardi. Verdi şimdi Hakim Ziyehe. Ziyehe'den Zaha'ya. Wilfred Zaha vurdu. Wilfred Zaha. Kupada Zaha ile öne geçiyoruz. Şimanski. Gallardo aldı. Toreyra. Tete. Kerem Aktürkoğlu. Icardi. Sola baktı Zaha'ya. Zaha'dan Gallardo'ya. Yeniden Wilfred Zaha. O top bir anda Tete'nin önüne geldi. Tete. Pas. Hakim Ziye. Livakovic. Kerem Aktürkoğlu. Çikudan döndü. Tete aldı. Tete. Şimanski. Hakim Ziye. El var dedi Hakem penaltı. Ferdi. Hayır elini kapatmışsın. Niye ters dönüyorsun ki orada? <laughs> Çok ilginç değil mi? Icardi geldi. Icardi 2 oldu. Mauro Icardi dakika 22. Ligi aldıktan sonra çok daha rahat oynayan bir Galatasaray. Aurier ile çıkıyoruz. Aurier. Kerem ile oynadı. Fenerbahçe'nin defansı bugün çok dağınık. Kerem Aktürkoğlu ortayı yaptı Icardi. 3-0. Müthiş bir maç. Tete. Hakimziye. Verdi pası Gallardo'ya. Jesus Gallardo vuruş out'a gitti. Saha getiriyor sahadan Gallardo'ya. Şimdi TT, Matheus TT verdi Kerem Aktürkoğlu'na. Ve penaltı noktasını gösterdi Hakem. Bekao. Icardi geldi Mauro. Icardi yine aynı köşe. 4-0. TT. Icardi'nin koşu yoluna. Bekao. TT. Torreira. Kerem iyi paslar. Wilfred Saha vurdu Livakovic son anda. Kent getiriyor topu. Ryan Kent verdi. Joshua King çok iyi top. Edin Ceku Mustera dönen top. Kent geçti. İyi pas King. Fred boş kale. Fred Mustera yerdeydi. Kent şimdi Joshua King. Ceko karşı karşıya Edin Ceko. Üst üste goller. Ferdi hala onlarda top. verdi. Şimdi Joshua King döndü. King oh Aurier. Yeah. Maç bitti. 4-2 kazandık. Muster'e geldi bu sefer. Kupa töreni var. Türkiye Kupası Galatasaray'ın. İlk yarıyı düşündüğümüzde sezonun en iyi oynadığımız ilk yarısı denilebilir. Ama sonrası sonrası yine iyi gitmedi. Şu oyunun tamamını 90 dakikaya yayamıyoruz. Süper Lig'de şampiyonluk. Kupada şampiyonluk. UEFA Süper Kupası City'nin. Şampiyonlar Ligi Napoli'nin oldu. Böyle de bir şampiyonluk finali senesi. PSV Atletico'yu Napoli Real Madrid eyliyor. Çok ilginç sonuçlar. Avrupa Ligi Leverkusen. Konferans Ligi Fenerbahçe'nin oldu. Aston Villa'yı finalde yenmişler. Sene sonu itibariyle overall'lar. Öncelikle Mustera transfer listesinden ayrılamıyor bir türlü. Ve morali düzelmiş o ayrı bir mesele Bu sene 57 maçın 17'sinde de kalesine gole kapattı Hiç fena performans değildi Gallardo gidecek Derik Kön gidecek Erkan Kutlu sol bek rotasyonu olur Kazımcan'ı satarız Nelson'un artı 3'ü önemliydi Sanchez'de bir yandan artı 1 dedi Abdülkerim'in artı 1'i vardı Abdülkerim'in sene ortasında yaşadığı olayı unutmak mümkün değil onu tekrar söylemem lazım. Devam ediyorum. Gelişimlerde Toreyra Arzeki. Eyüp Aydın Botoşani'den artı 3 ile geri dönecek. Eyüp Aydın yeni sezon rotasyonunda olabilir. Yine Hamza'yı takman değil de Efe Akman yeni sezon rotasyonunda olabilir. Önemli bir gelişimde ondan da. Zaniolo muhtemelen formayı alacak geldiği gibi. Kanat rotasyonu için düşüneceğimiz şeyler var. aynı sağının artı 3'ü bence düşük. Altan Yıldız'ın artı 5'i bence düşük. Daha iyi gelişebilirlerdi. Performanslarda Ikardi Kerem, Zaha ve Ziye. Hakim Ziye ile de yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Değer bakımından Torreira takımın en değerlisi. Sene sonu itibariyle Altyapıdan bazı isimler çıkacak. Kerem Yıldız 63 pozisyon değişikliğinde. Umur Demir A takımda, Onur Kara A takımda, Kerem Yıldız A takımda. Aydın Karayı bekliyoruz. Sene sonu itibariyle 71 milyon euro cash. En fazla Torreira'nın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan Süper Lig'de gol krallığında Icardi 2. Asist krallığında Icardi 7. Gol yenmeye maç sayısında Mustera 1. Çok iyi performans gösterdi. İlk sezonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. SC24'te Galatasaray'ın yeni bölümündeyiz. Yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezon başlangıç bütçemiz 52 milyon euro.

Çok iyi bir bütçeyle başladık kesinlikle. Ve çok iyi bekler alma planım var bu bütçeyle birlikte. Bununla birlikte yeni videoya geçmeden önce sizlerden 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olarak bu ve bunun gibi videoları takip edebilirsiniz. Ayrıca yeni X hesabı açtım. Oradan da Shorts benzeri videolar paylaşacağım. Hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında linkleri sabitleyeceğim. Bütün sosyal medya kanallarımı oralardan takip edebilirsiniz. Instagram'a özel videolar da atıyorum çünkü. Bunu da belirtmiş olduktan daha sonra hazırsanız Galatasaray kariyerinin yeni bölümü başlıyor. Şimdi yeni sezonla birlikte özellikle kiralık giden bütün oyuncular geri döndü. Bu sezon Hakim alma planım yok ama ofansif orta sahada Zaniolo'yu kullanma planım var. Altyapıda iki tane oyuncu durmakta. Aydın Karay'ı hala takip ediyoruz. Potansiyeli çok yüksek görünüyor. Fernando Muslera bu sene emekli olma kararı aldı. Transfer isteği göndermiş olsa da bu sene bırakacak. Bununla birlikte bekleri göndereceğiz. Kontrat uzatıp göndereceğim ki birazcık ücret gelsin onlardan. Ayrıca Efe Akman'ı oynatma planım var. Bu sezon Efe'yi sık sık oynatacağız. Bir yandan şimdilik transfer merkezimiz ama bu adamlar transfer listesinde olsalar dahi daha o transfer listesini baya baya arttırıp çoğu oyuncuyu göndereceğim. Halil Dervişoğlu'na gelen teklifle başladık. Bu arada Nelson'un serbest kalma bedeli varmış. Kullanmak istiyorlar ama onu hemen engelleyeceğim. 25 milyon euro bu sene Nelson için çok düşük bir bedel. Zaniolo'nun mevkisini değiştirelim. Kendisini iki haftada ofansif orta saha yapacağız. Yeni bir antrenör getirebiliyor olmamız lazım. O isim hücuma gelecek. 5 yıldız. Kazımcan Karataş'ı Trabzon kiralamak istiyor. Halil Dervişoğlu için görüşeceğiz son dikkatimi dağıttı. 1.950 Halil için teklifi biraz arttırdılar. 1.850 anlaştık. Ali yeşil yurt 650 bin euro karşılığında gidecek. Kerem Yıldızı göndermeyeceğim. Bir yandan Batuhan Şen'e teklif var. 1.750 Batuhan gidebilir. Aurier Leeds United istiyor. Görüşeceğiz. Aurier için 19.5 Anlaştık. Hamza'yı takman için 1 milyon euro. Zaniolo için Rangers'tan teklif var. Zaniolo düşünülmeyecek. Ve satışlar başladı. Ali Yeşil Yurt gitti. Batuhan Şen'i gönderdik. Serce Aurier Leeds United'da. Hamza'yı takman volün tarihiyle anlaştı. Taylan için 1,5 milyon euro teklif geldi Tüvente'den. Çıkaldağ'ı Trabzon istiyor. Icardi'ye Braga'dan teklif var. Icardi'yi bu sene gönderme düşüncem yok. Çıkaldağ için 2,450. Icardi'yi engelledim. Dubois gidecek takasla oyuncu kullanmışlar. Romario Baro'yu tabii ki istemiyorum. 6.9 milyon euro. Halil Dervişoğlu'na yeni bir teklif geldi Philadelphia'dan bu sefer. 1.550'yi kabul ettim. Ha, gitsin de yeter ki. 1.550 de olur. Zaha için Leeds United'dan serbest kalma bedeli kullanma geldi. Bu sezona serbest kalma bedelleriyle başladık. 33 milyon euro değeri var. 47.500 serbest kalma bedeli var. Wilfred Saha gitsin mi gitmesin mi? Gitsin abi. 47.500 çok güzel bir değer. Takımın yaş ortalamasını birazcık düşüreceğiz. Oliveira'ya Fenerbahçe'den teklif geldi Reds. Normalde za satışı gündemimde yoktu ama Çikal daha Trabzon'da. Tete bu sene belki daha fazla oynayabilir bu sayede. Oliveira için PSV'den 12.6 milyon euro. Dubois Porto anlaştı. Sergio Oliveira satıldı PSV'de. Halil Dervişoğlu'na yeni bir teklif. Frosinone. Bu arada Wilfred Zaha, Leeds United'ın teklifini kabul etmedi. Kendi tercihi. Derik Köy'ün serbest kalma bedelini Benfica kullandı. Engellemeyeceğim. Taylan Antalyalı satıldı. Altyapıdan gelen oyuncuların önemli bir kısmını farklı kulüplere kiralayacağız. Beknaz'ı da bu sene kiralama düşüncem var. Umur Demir yine kiralanacak. Yusuf Demir bir yıl daha kiralanabilir. Zaniola mevkesini değiştirdi. O artık ofansif ortası. Eyüp Aydın geri çağrıldı. Oyuncunun büyük potansiyeli kaçmış Botoşani'de. Zerikön de bu arada Benfica'da. Oynanış stili çok kötü çok kötü oyuncunun. Çok antal. Hiç çevik değil. Kullanışlı değil yani. O derece. Konya Galatasaray maçıyla başlayacağız. Bu sezon Efe Akman 11'de görev alacak. Bütün sene 11'de. 2-0'lık galibiyetle de başladı. Kerem Zaniolo. Efe'den beklentiler çok yüksek. Kullanacağız. Yine Halil Dervişoğlu'na teklif geldi. Aruka'dan. Adam gitmiyor ısrarla. Bormut'tan genç bir sol bek. Miloş Kerkes. 22 milyon euro teklif ettim. 32.6 istediler. 24 26.6 ya da bu iş bitti. Yusuf Demir'e kiralama teklifi West Ham United'dan. Onur Kara için Alanya'dan kiralama teklifi geldi. Çok büyük bir yıldız oyuncu getireceğiz. Şimdiden hedefi belirledim. Ama bundan sonrası için bir satış yapmam gerekiyor. Jankat'a kiralama teklifi. Beknaz'a kiralama teklifi. Bakalım hangileri gidecek. Beknaz'a bir kiralama teklifi daha geldi. Matias Ross'u istiyorlar. Takastaki oyuncuyu mümkünse çıkarsınlar. Umur Demir'e kiralama teklifi geldi. Matias Ross için yine takaslı bir teklif. Kazımcan Karataş satıldı. Trabzon maçıyla sezonu açacağız. Sağ beki Sporting Lisbon'dan getireceğim. Fresneda İspanyol oyuncu sağ kanat beki olarak görünmekte. Onu hemen sağ beke çekeceğiz. 14 milyon euro. Trabzon maçı ilk oynayacağımız maç olacak kendi evimizde. Efe Akman'ı da deneyeceğiz. Bakalım nasıl oynayacak. Sanyola baktı arkadaşlarına Zaha. Icardi. Wilfred Zaha. Şimdi top Kerkes'e geldi. Wilfred Saha döndü. Saha'dan pas Torreira'ya. Sağ tarafta Fresneda. Fresneda orta eren. Derken el var. Çok tartışmalı bir pozisyon olabilir. Bir daha izliyoruz. Pozisyon bir daha görüntüde. Yo çok net el var. Icardi geldi. Icardi Uğurcan. Penaltı kaçtı. Kerem. Korneri kullandı. Kafa vuruşu onlardan. Efe Akman aldı vurdu Batista. Kerem Aktürkoğlu sağ taraftan getirdi. Kerem şimdi pas Banya son anda. Presneda. Presneda'dan Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu verdi pası. Korner. Kerem orta geldi. Kafa vuruşu onlardan. Torreira. Çıkaldayo geldi. Efe. Herkes Zaniolo. Zaniolo iyi çekti. Zaniolo'dan Efe'ye. Torreira aldı. Vurdu Uğurcan. Kerem. Wilfred Zaha. İyi bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu plase Uğurcan. Kerem korneri kullandı. Uğurcan. Pepe. Pepe çok iyi ha hareketler. Pası da verdi Maxi'ye Mustera son anda. Pepe'yi tutamadık. Batista Fresneda gitti aldı. Torreira. Kerem Aktürkoğlu. Zaniolo aldı. Bir anda Zaha'nın önüne düştü. Wilfred Zaha. Alt. Trezege. Trezege çekti. Trezege. Hala top onda Muslera. Son anda. Kerem Demirbay orta sahada oyuna girecek. Icardi bekledi arkadaşlarını. Zaniolo. Toreira. Çok iyi top. Mauro Icardi. Çekti. Icardi vurdu Uğurcan. Kerem Demirbay. Tete döndü. Tete. Zaniolo. Olmadı. Resne daha indirdi. Zaniolo. Ve Hakem penaltı noktasını gösterdi. Dakika 74. Pozisyon bir daha görüntüde. Eline çarpmış. Ama tartışılır mı? Kesinlikle evet. Icardi. Icardi geldi. Mauro Icardi bu sefer attı. Dakika 74. Icardi. Maxi. Vuruş. Muslera. Plavio. Maxi ve 1-1. Dakika 84. Maxi Gomez. Mateus Tete. Saniolo indirdi. Saniolo vuramadı. Icardi çekti şimdi. Icardi Eren. Icardi topu bırakmadı. Icardi top kaybı. Eren. Icardi top kaptı. Icardi şimdi TT vuruş Baniya. Kerem Aktürkoğlu orta. Kafa vuruşu onlardan geldi ilk pozisyonda. Orsic maç bitti 1-1. Maalesef beraberlikle başladık. Üçüncü bölüm oldu abi. Bölüm başlangıcında kazanmak diye bir şey yok. Yine kazanamadık. Ve iyi oynadık. Diğer maçlardan çok daha iyiydik. Kendimizi çok daha geliştiriyoruz. Takıma çok daha iyi alıştık. Ama olmadı. Onur Kara Alanya'da. Halil Dervişoğlu Aroka'da. Yusuf Demir Reims'le anlaştı. Beknaz için birer yıllık kiralama teklifleri. Matias Rosa iki tane teklif birden geldi. Jean Kat gidebilir. Umur hala gidebilir. Wilfred Saha için Beşiktaş'tan teklif var Reds. Bu arada Feyenoord serbest kalma bedelini kullanmış. Saha bir kez daha gidebilir. Derken Wilfred Saha satıldı. Sol kanada daha çabuk daha hızlı bir isim. Hedef bu. Şimdi bu transferi tam olarak Kanada yapar mıyım emin değilim. Manchester United'da forma şansı bulamıyor. Eski günlerine dönmek isteyen bir Jadon Sancho var. 49.8 dedim. United'la anlaştık. Hani belki ofansif ortası ağırlıklı da kullanabilirim Jadon Sancho'yu. Bakacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Muazzam bir transfer Jadon Sancho. Sancho'nun pas özellikleri de çok yüksek. 2 haftada ofansif orta saha olabiliyor. Tabi bu ne demek? Zaniolo'nun gitmesi demek. Zaniolo gider. Sol kanada yeni bir isim gelir. Giden var. Umur Demir. Bodo Gölüm'de. Samsung Samsun Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. Deplasmandayız. Kadro bu. 2-1'de galibiyet. Kerem ve Icardi. Şimdi bir an önce Fresneda'ya sabek çalıştırmam lazım. Ne kadar sürüyor sabek olması 14 hafta. Bu arada bu sene 12 yabancı kuralı var. Yeni sezonla birlikte. 11'ini de 11'de oynatabilirim. Janka Sivensi de. Yani Kerem'den daha çok TT'yi de görebiliriz sağ kanatta. Matias Rossi için teklifler gelmeye devam ediyor. Zaniolo'yu Fenerbahçe istiyor. Evet. Yunus günü istiyorlar. Yunus rotasyonda kalacak. Zaniola'ya Fredrik takasıyla birlikte Benfica'dan teklif geldi. Sadece para versinler. Dördüncü hafta Galatasaray pendik. Sancho 11'e dahil oldu. 2-1'de kazandık Jadon Sancho. ilk maç, ilk gol. Zaniola'ya 44-500. Çok düşük. Bu teklifin 49.500 seviyelerine gelmesi lazım anlaştık. Matias Ross'a bir teklif daha geldi. Ross niye kaldı hala takımda onu da anlamış değilim. Niye gitmiyor acaba? Maaşı o kadar yüksek de değil ki. Bu arada Zaniolo satıldı. Yıldız kanat oyuncusunu getireceğim. Overall'ı 85 olduğu an bu oyuncuları getirmek çok zor. 70 milyon euro %15 pay dedim. 76.6 %10 pay. 73.6 %10 pay. Nico Williams. Şimdi katı transfer kuralı geçerli ya. 85 overall'dan sonrakiler gelmiyor Türkiye Ligi'ne. Williams için son şansımızdı. O son şansı kullandık. Müthiş bir isim geldi. Mesela Sané'yi getirmek isterdim. Önümüzdeki senelerde zorlayacağız. Ama şu an için bu oyuncu Becerilerine göre yeterince rekabetçi olmayan bir lige transfer olmak istemiyor deniyor. Matias Ross'a bir teklif daha geldi. 8.3 alıyor maaş sanki. 12 tane de yabancı oyuncumuz var. Matias Ross dahil. Uygun bir yedek forvet getireceğim. Yani şöyle bir teklif yapacağız. Raul Jimenez 33 yaşına gelmiş. 2.6 milyon euro dedim 3.1 milyon euro karşılığında. Yedekte bundan sonra Jimenez olacak. Bir yılda kontrat imzalayacağız. Çok da fazlasını istemiyorum. Düşünmüyorum kendisiyle. Deplas deplasmanındayız. Geçen sene çok zorlu bir şampiyonluk yarışı olmuştu ama bu sene çok daha kolay olabilir. En azından buna çevirmeliyiz. Icardi attı 2 golü de 2-1. Teklifler var. Kerem Yıldız'a kiralama teklifi Adana Demir'den. Yunus Akgün'ü Beşiktaş istiyor. Efe Akman'ı Fenerbahçe kiralamak istiyor. Yunus Akgün'e Rangers'tan da teklif geldi. Rangers'a gidebilir. Altan Yıldız o da kiralanacak gibi. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip Ştabi Küreş. Fenerbahçe'de kolay bir kura çekmiş. Selti yenebilirler. İlk maçta Eplasman'dayız. 4-0'la Şampiyonlar Ligi kapılarını sonuna kadar açtık. Kerem Yıldız Adana Demir'de. Yunus Akgün satıldı Rangers'ta. Ne kadar bütçemiz var? 23 milyon euro. Matias Ross'u serbest bırakmak üzereyim Israrla kimseye gitmedi Bunu hak etti hak etti Geçen sene Sergio Oliveira vardı orta saha rotasyonunda Herhangi bir sıkıntıda onu oynatıyorduk Bu sene Christian Eriksen'i Manchester United'dan getirmeye çalışacağız Takasla da Gallardo'yu verdim Kabul etmediler O zaman teklif 16.8'e kadar gelsin Eriksen'le 2 yıllık kontrat İnanılmaz iyi bir pasör O yüzden zaten şu an transfer ediyoruz Trabzon 18 milyon euroya Freiburg'dan bir forvet almış. Altan Yıldız kiralandı. Parense'de. Gallardo'yu Sporting kiralamak istiyor. Bizim de göndermemiz lazım. Eyüp Aydın'ı kiralamak istiyor. Reddettik. Eyüp bir şekilde bu sene rotasyonda olacak. Gallardo Sporting'de ve Galatasaray'da transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste görüntüde. Baya baya ciddi bir transfer dönemi geçirdik. Çok fazla oyuncu vardı. Sonucu bu şekilde oluşturduk. Şimdi kadroya geldiğimizde 11'imiz bu sene planlanan 11 bu şekilde. Yedekler ve kadro dışı. Tabi Eriksen hem ofansif orta sahada oynayabilir hem de orta sahada oynayabilir. Yani 8-10 olarak onu kullanabiliriz. Ondan yararlanma planım var. Bu bir gerçek. Bir yandan altyapı personeli yeniden Türkiye'ye gidecek. Yeni genç yetenekler bulabilmek adına. Nico Williams'ı sol kanat yapacağız. Aslında Eriksen ilk etapta ofansif orta sahaya çekilebilir mi? Şu an kalsın. Nasılsa sorun yaşamayacaktır. Jadon Sancho ofansif orta sah oldu. Hem de artı 1 ile oldu. Rakip Adana Demir. İç sahada. Sonuç 2-1. Icardi, Williams Junior. Şampiyonlar Ligi'nde de rövanş maçı var. Tabii ki de rotasyon yapmayacağız. Diyeceğim de 4 0dı Gerçi yapalım. Sonraki maç Beşiktaş maçıymış. O yüzden bir kısım oyuncu oynamayacak. Galatasaray'da 11. Sonuç gelsin. 3-2 kaybetsek de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Beşiktaş maçı geldi. Fixtür yine çok erken bir şekilde sıkıştı. Rakibin 11. Montero kiralıktan döndükten sonra stoperde yerini almış. Kerem Demirbay sakatlanmış bu arada. Bakacağız. Neyi var bilmiyorum. Eriksen'i 8 numaraya attık. Maç başlasın. Chamberlain. Nelson müdahale etti. Sancho. Eriksen. Icardi. Şimdi Williams Junior's. Vites arttırdı Williams Junior. Stevenson bırakmadı. Williams Junior çekti. Williams Junior baktı arkadaşlarına ve rakibini geçti. Williams Junior Icardi vuramadı. El Musrati Mert. Şans anı onlar için. Eriksen çok iyi pas. Tete aldı. Vurdu kaleye Tete. Müthiş bir gol. Mateus Tete. 1-0 Sancho çekti. Sancho verdi pası Icardi'ye. Mauro Icardi şimdi hızlandı. Montero son anda Nico Williams çekti. Eriksenle oynadı. Eriksen el var. Montero yakın çekimde bakalım. Muazzam bir şey açı gördük yalnız burada. Hiçbir şey göremedim ben. Icardi geldi Mauro Icardi. 2-0 oldu. Torreira müdahale yaptı Sancho. Icardi Nico Williams, Williams, Montero son anda müdahale. Abu Bakar. Chamberlain, Rebic, Rebic çıkılmadı. Rebic şimdi verdi pası Abu Abubakar'dan Abu Bakar'dan çok kötü pas. Muleka atak devam ediyor herkes. Sancho baktı arkadaşlarına Fresne da şimdi. Sabek çok hızlı. Fresne getirdi. Fresne da indi. Ortayı yaptı Nico. Direkten out. Son top kaybı. Cesson, Muleka, Abu Abubakar. Offside yok mu? Yok dedi Hakem. Kaleci Mustera. Masuaku, TT müdahale etti top bizde. Presneda. Kurtardı. TT. Bontra şansı ve TT'nin önü bomboş. En Musrati yetişemedi. TT. Karşı karşıya. TT. 3-0. TT. Chamberlain ayağından açtı. Chamberlain geçti şimdi. Abubakar vuruş. Mustera. Kerem Aktürkoğlu. Hala top onda. Kerem yanında Sivenson var. Kerem onu geçti. Kerem Aktürkoğlu getiriyor. Kerem içe. Mateus TT. Plase 4-0. Beşiktaş'ı deplasmanda de dağıttık. Bu maç burada bitti. Sonuca geç diyorum. 4-0'da bitti. Çok rahat bir galibiyet. Şu ana kadarki ligde oynadığımız derbilerdeki en rahat galibiyet bu olabilir. Pozisyon değişikliğimiz var. Nico Williams an itibariyle Sol kanat ve 86 oldu. Alanya maçıyla devam ediyoruz. Sonrasında Şampiyonlar Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde sadece iç saha maçlarını oynuyoruz. Deplasmandaki bütün maçları simüle ediyoruz. Maç öncesinde de ciddi bir rotasyon yapılabilir diye düşünmekteyim. Alanya maçında 11 bu. 2-0'lıkta galibiyet Raul Jimenez. İşte böyle maçlarda Jimenez'in çıkması lazım. Çok zor bir kura çektik. C grubu Barça, Inter Kulüp Proje. Geçen seneki gruptan bir tık daha zor. Ve i̇lk maç iç sahada Barça ile oynayacağız. Rakibin 11 görüntüde. Ya biz çoğu maçı başa baş oynarız. Kadro kalitesi ciddi anlamda iyi. Ama sonuç ne olur? Yener miyiz? Yenilir miyiz? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Hadi başlayalım. Nico Williams Jr. Verdi. Sancho. Jadon Sancho. Plaseyi bıraktı. Jadon Sancho müthiş golle başladık. Harika gol attı. Dakika 3. İki maçta muazzam plaseler. Jadon Sancho. Kalecinin önünde olduğunu gördü ve vurdu. Pedri. Hala top Pedri'de. Pedri verdi pası Gonçalves Abdülkerim. Pedri. Atak devam edecek Pedri. Şimdi Gonçalves vurdu Mustera. Rafinha. Lewandowski çok iyi döndü. Lewandowski 1-1. Dakika 14. Jadon Sancho döndü. Sancho çok iyi pas. Nico açıdar. Out. Eşref Hakimi çekti. Hakimi verdi Frenkie de Jong. De Jong önünü kapattık. De Jong geçti ama Muslera. Matheus Tete. Şimdi Tete'den Icardi'nin koşu yoluna. Icardi aldı. Out'a. Mauro Icardi. Rafinha getiriyor. Rafinha Abdülkerim. Çok kritik. Oradan çıktık. Nico Williams. Pası Miloş Kerkez'e. Miloş Kerkez. Pası verdi. Icardi vuramadı. Kerkez offside. Hala top Pedri'de. Pedri. Şimdi çıktı girdi içeri. Nelson aldı. TT ile oynadık. TT çekti. TT vurdu kaleye. Direkten out. TT inanılmaz şeyler deniyor. Sancho çok iyi paslar. Eriksen, Icardi, Jadon Sancho. Taş Degen ve Korner. Torreira orta geldi. Kafa vuruşu onlardan. Icardi, Eriksen çok iyi paslaştık. Nico Williams içe TT'ye. Tete yerde hiçbir şey yok dedi hakem. Sancho gitti aldı. Sancho. Kunde el var dedi hakem. Penaltı dakika 86. Pozisyon görüntü de Jadon Sancho. Elini biraz çekmiş gibi ama yeterli gelmedi demek ki hakeme. Icardi geldi. Mauro Icardi. Maçı bitirdi. Belki de. Icardi. 2-1. İç sahada muazzam oynuyoruz. Lewandowski. Ferran Torres son anda müdahale. Paslarla çıktık ve Maç bitti. 3 puan. Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray'ın. Şunu fark ettim. Çok seri pas yapabiliyoruz. Ortasa geçen seneye göre o kadar iyi olmuş ki. Ligde de muazzam başladık. Simülasyonlarda da iyi gidiyoruz. Kasımpaşa Galatasaray maçıyla devam. Bu maç sonrasında bir Kerem Demirbay'a bakalım. 4-0. Kerem 4 ay yok. Kuyruk kemiğinde kırık. Eriksen transferi o kadar önemli bir hal aldı ki bir anda. Ligde ikinci ile oynayacağız. Rakip Fenerbahçe ve hedef 3 puan. Bu maçı da kazanırsak bence ligde puan farkı bundan sonra çok daha fazla açılmaya başlayacak. Formalar iyi gibi. Biraz yorgunluk var. Başladık. Şimanski geçti. Şimanski. Abdülkerim'den müthiş müdahale. Fred. Eriksen top kaptı. Christian Eriksen. Hızlandı Sancho'ya verdi şimdi. Sancho çok iyi top Tete. Mateus Tete. Yine açık alanda yakaladı. Plase'yi bıraktı Tete. Direkten out. Ryan Kent getirdi. Ryan Kent hala top onda. Kent. Fred. Ceko vuruş. Nelson. Williams çekti. Kerkez oynadı. Miloş Kerkez. Christian Eriksen. Icardi çok iyi top. Mauro Icardi karşı karşıya out. Icardi. Ryan Kent. Kent geçti. Ryan Kent. İç taraf kalabalık. Kent bir anda karşı karşıya kaldı Muslera. Muslera'nın hamlesine yavaş çekimde bakıyoruz. Herhalde kalecilerden göreceğimiz en iyi hamlelerden birini yaptı. Tete çok iyi aldı önüne. Mateus Tete yine getirdi. Tete açıdar. Mateus Tete. Atmaya devam ediyor. Bu senenin yıldızı. Defansın arkasına iyi top. Luan Perez. Kent. Ryan Kent geçti. Kent hala top onda. Pası verdi. Eden Ceko. Fresneda. Çıkamadık. Şimanski. Mustera. Cengiz Ünder. Orta. Kafa vuruşu. Toreyra. Şimdi TT. Fred bıraktı. TT gidiyor. TT'nin önü bomboş. TT şimdi... Vitesi arttırdı. TT 2'ye gidiyor. TT karşı karşıya 2 oldu. TT bu sene tutulamıyor. Verdi Niko Williams'a. Yanında Mert Müldür var. Niko Williams çok da azdı. Williams karşı karşıya Livakovic. Fred. Çok etkili geldiler. Cengiz Ünder. 2-1. Bu sefer kontrayı biz yedik. Jadon Sancho'nun koşu yoluna. Sancho. Icardi. Aldı vurdu Livakovic. Matheus Tete. Tete. Orta. Bekao. Tete aldı. Devam dedi Hakem. Eriksen. Verdi. Icardi. Açıyı bulamadı. Tete. Torreira'ya. Torreira. Mert ve penaltı noktasını gösterdi hakem. El var. Bugün çok fazla elle karşılaştık. Şimdi ağır çekimde bir daha izliyoruz. Torreira vurdu. Şurada dizinden sekti. E ee, Oyunda gördüm en esrarengiz el üzerinden penaltı. Bir daha gösteriyorum yavaş çekimde. Dizden sekiyor. Gidiyor top. Evet. Icardi geldi. Icardi vurdu 3-1 oldu. Ben penaltımı atarım. Yapacak bir şey yok. Dakika 78. Eriksen topu aldı maç bitti 3-1 kazandık 3 puan yine bizim Ya biz zaten yeniyoruz o penaltıyı verme hakem ne gerek var bunlara Böyle hakem kararlarına hiç gerek yok İyi top oynuyoruz Gölgeleme bizim oyunumuzu Şimdi 11. hafta İstanbul Spor Deplasmanı Ligde ilk yarıda oynayacağımız maçları bitirdik Bundan sonra hepsini simüle edeceğiz Şampiyonlar Ligi'ne odaklanma zamanı Burada da bir Kulüp Buruj Deplasmanı var Kulüp Buruj karşısında 3 puan yazar mıyız? Yazarız. TT, Icardi, Raul Jimenez penaltı kaçırmış. Barça 2, Inter 2. Şu an lider Galatasaray. Seri devam. Kayseri deplasmanı. Yorgunluklar var. Ama takım buna alışsın dedim de. Ligde 2 maçtır iyi gitmiyoruz. Rakiplerde kazanmaya devam ediyor. Önce Başakşehir maçı sonra da iç sahada Inter. Rotasyon yapacağız. Rotasyondan Tete ve Muslera yararlanmıyor. 1-0'da galibiyet Kaan Ayhan 78'de golü atıyor. 83'te atılıyor. Evet iç sahada Inter maçı kazanırsak 3'te 3 olacak. Ve şu ana kadar oynadığımız en iyi bölümlerden biri olabilir ama Torreira bugün cezalı. Kritik bir cezayla karşı karşıyayız. Efe'yi oynatalım orada. Kerem Demirbay da yok ya. Onun sıkıntısını çeker miyiz emin değilim. Kaan Ayhan'ı alsak oraya diyeceğim. Kaan Ayhan Baya yorgun. Böyle yapacağız ya. Davin sonuç çeksek. MDAO'da Davin son oynasın. Hadi başlayalım. Di Marco verdi. Sensi çekti. Sensi döndü. Marcus Turam. Turam offside. Turam çekti. Pası verdi. Aslani Abdülkerim. Müthiş müdahale. Jadon Sancho. Orta. Icardi. Icardi. Birazcık da şans yardım etti. 1-0 öndeyiz. Maç satan futbolcu 2 olur mu? Yani bu adama çarpmazsa top içeri girmeyecekti de çok güzel çarpmış kafasına. Sensi orta geldi. Icardi. Di Marco indirdi. Williams Junior ondan kurtarabilecek mi? O gitti diğeri geldi. Chomeni. TT geçti. Di Marco getiriyor. Di Marco ortayı yaptı. Eriksen. Sancho şimdi indirdi. Icardi. Icardi müthiş oynadı. Nico Williams Junior. İkinci yarıya müthiş başladık. 2-0. Nico Williams Junior. Ginabri döndü. Ginabri çok iyi geçti. Aslani pası verdi. Turan corner. Chomeni. Orta kafa. Mustera Di Marco. Yine orta geldi. Turan vurdu Mustera Chomeni. 2-1. Inter'in baskısı çok arttı ve ortalarda genellikle onlar kafaya vuruyor. Aslani. Latoura Martinez. Martinez çok iyi geçti. Martinez daha son sonunda anda. Aslani getirdi. Aslani verdi. Lautaro Martinez ve 2-2. TT orta geldi son maç. Kerkes, Williams Jr. Jaden Sancho döndü. Jaden Sancho bitirdi. Ne plaseler ama. Jaden Sancho 3-2. Müthiş gol. Çomeni ve maç bitti. 3 puan 3 golle geldi. İç sahada kusursuza yakın oynuyoruz. Geçen sene de gruplarda aynısını yapmıştık. Bu sene şöyle bir şey var. Ligde de çok iyiyiz. Çok iyi bir kadro kuruldu. Bir yandan oyuncu da geliştirmeye çalışıyoruz Efe Akman. 1-1 bir bir bitti Gaziantep deplasmanı. İç sahada Sivas. Rakibin 11 görüntüde. Aynı kadroyla devam ediyoruz. 2-1 de kaybettik. Son simülasyonlarda biraz saçmalamaya başladık. O da bir gerçek. Şimdi geldik Şampiyonlar Ligi'ne. 3'te 3 ile başladık. Önemli simülasyonlar var. Inter deplasmanı. 2-1 kazandık. İşte bu abi. Takım simülasyonda da çok iyi oynuyor. Bunu hak ediyorlar. Onların simülasyondaki oyununu ben sadece oyuna taşıyorum. Çok da fazla yaptığım bir şey yok. Ligde liderliği kaybettik. Artık biraz kendinize gelme zamanı. Hadi. 3-0 TT Williams Icardi. Bu arada Aydın Kara A takıma geldi. Devre arasında da onu kiralarız. Önce Atay sonra Kulüp Bruj maçı var. Ben Kulüp Bruj maçını da simüle edeceğim. Zorlanacağımızı zannetmiyorum. 4-0 bu arada Atay'ı yendik. Çok beni cezbeden bir maç değil. Şu ana kadar bir puan toplamış kulüp buruş. Puan tablosu bu. Zaten lider çıkacağımız da garanti. İki simülasyonda daha kazanır mıyız? 2-2 bitti. Kulüp burucu da simülasyonda yenin ya. Deplasman Ankara gücü. Efendim birazcık daha gelişimini hızlandırması lazım. Bence çok yavaş gelişiyor. 3-1. Şu ana kadar sadece artı 1 dedi. Antrenman planına bir baksam. 3 hafta görünüyor artı 2'si için. Eyüp oynamadan çok daha hızlı gelişmiş. Eyüp de mi oynamaya başlasa diyeceğim de Torayra idare ediyor. Önce Antalya sonra Barça. Antalya maçında Efe, Barça maçında Eriksen. Bakman yani başlangıçta zor bir grup demiştim ama o kadar fazla puan kaybediyorlar ki kendi aralarında. Barça 6, Inter 5, Kulüp Buruj 2. Barça görüntüde. Eriksen'i aldım oyuna. Hadi 3 puan. Hadi 1-1 bitti. Barça Grubun tam bir beraberlik takımı. Inter kulüp burucu yendi ve Barça eğlendi. Şaka gibi bir sonuçla karşı karşıyayız orada. Sürpriz. Çok büyük bir sürpriz. Başlangıçta neydi şimdi ne oldu? Alanya deplasmanı. 1-0'lık galibiyet. Icardi. Tam burada noktayı koyacağız. Galatasaray, Fenerbahçe inanılmaz bir şampiyonluk yarışı daha bu sene. Geçen seneden sonra. Türkiye Kupası'nda birinci tur hala bitmemiş. Rakip belli olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16'da Bilbao ile oynayacağız. Inter'de Liverpool'la oynayacakmış. Bizim kuramız başa baş geçer. İç sahada çok daha fazla oluyor. Bilerek iç sahayı tercih ediyorum ki kazanma ihtimalimiz çok daha yüksek olsun. Fresne'ye geldiğimizde hala pozisyon değiştirmedi mi değiştirmiş. Artık o bir sabek. Şu ana kadarki performanslarda Icardi, Tete, Sancho, Nico Williams ön plana çıkanlar. Torreira da iyiydi. Jimenez ve Muslera ile devam edilmeyecek. Zaten Muslera bırakıyor. Süper Lig gol krallığında Icardi şu an bir. Asist krallığında bizden ilk 15'te kimse yok. Gol yenmeyen maç sayısında Mustera 1. Livakovic de paylaşıyor. Şu ana kadar yine acayip bir şampiyonluk yarışı. İkinci yarıda nelerle karşılaşacağız. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. FC 24'te Galatasaray kariyerinin yeni bölümüne hepinize hoş geldiniz. Şu ana kadar neler yaptık hemen onu göstereyim. Bunun öncesinde bu videoyu sizlerden 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Süper Lig'de 20 hafta oynandı. Fenerbahçe ile inanılmaz bir şampiyonluk yarışı geçiyor. Geçen sene de çok iyiydi. Bu sene de aynı şekilde gidiyor. 48'e 48 puanlar. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci turun bitmesini bekliyoruz. Biz son 16'dan başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde muazzam mücadele ettik. C grubunu lider tamamladık. Inter ve Barcelona'yı geçtik. Hatta grupta Bahçe beraberlik takımı oldu. Baya baya beraberlik aldık.

elendiler. Son 16'da güzel bir kura atletik Bilbao. Ben Bilbao'yu eleyebileceğimizi düşünüyorum. Şanslı kurallarla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yolumuz açık. En son kadro bu şekildeydi. Orta sahada Efe Akman'a görev vermeye başlamıştık. Önemli sağ ve sol bek aldık. Yine Jadon Sancho'yu ofansif orta sahaya çektikten sonra hem geliştirebildik hem de iyi gidiyor kendisi. Eriksen'in katkısı şu ana kadar gayet iyi ve 2 milyon euroluk bir bütçemiz var. Devre arasında transfer yapacağız. Mustela sene sonu emekli oluyor. Raul Jimenez'le yeni kontrat imzalar mıyız? Ben bundan emin değilim. Tete gerçekte olmadığı kadar oyunda çok iyi oynamakta. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden en son sistemlerinizi gördüm yorumlarda. Bugün bir tane transfer hedefim var. Umarım kendisini Galatasaray'a getirebiliriz devre arasında. Kaan Fenerbahçe'den teklif var Red. Kaan gidecek. Birazcık bonservis gelirine ihtiyacımız var. PSV ile görüşeceğiz. Ben diyorum ki 6 milyon euroyu verin alın. Beşiktaş da istiyor. 6 milyon euro teklif yaptılar. Ayrıca aile oyuncu izle mer raporlarını bir burcalayalım. Şu ana kadar altyapıya gelebilecek isimler var mı? Eren Bulut'un potansiyeli iyi görünüyor. 3.3 milyon euro değeri var adamın. Müthiş bir isim bulmuş olabilir bizim gözlemci. Mert Kaya takip edilecek. Fatih Sadık diye bir oyuncu var. Bu adam altyapıya geliyor. Mert Şahin diye bir isim var. Bu adam altyapıya geliyor. Başka bir isim var mı? Yok. Hemen altyapıya geldim. 69'luk stoper var. Eren Bulut. Sen nesin be kardeşim? Bu nasıl bir overall'la çıkmak? Gel abi direkt A takımda bu adam. Hatta devre arası bu adamları kiralık olarak gönderebilirsem önümüzdeki sene oynatma şansımız da olabilir. Gelişimlerini biraz çıkarttırabilirler. Bu arada Kaan Ayhan satıldı PSV'de. Hedefim ise Galatasaray'a Canuzun'u transfer etmek. Kendisi Türk Milli Takımını seçtiğini belirtti geçtiğimiz günlerde. Bir arada Canuzun'la Galatasaray'ın ismi çıktı. Ay, sadece çıktı. Ne kadar doğruluğu var onu bilemem. Bugün getirdik onu. Can Uzun Galatasaray'da. 5 yıllıkta kontrat. Eren Bulut için Benfica'dan teklif geldi. Reddettim. Can Uzun nerede kullanacağız? Bugünün sorusu bu. Ofansif orta saha mı? Bir yandan Santrafor rotasyonunda da kullanılabilir diye düşünüyorum. Aslında Santrafor rotasyonunda makul. 21 hafta. Şut özellikleri falan gayet iyi. Jimenez yerini önümüzdeki seneye o şekilde onu hazırlayabiliriz. Jimenez zaten çok idare eden bir oyuncuydu bizde. Can Uzun bunu Ondan sonra Jimenez'in yerine geldi. Gerçi simülasyon performansı da fena değil Jimenez'in. Onu da belirtmem lazım. Şu ana kadar ne yapmıştı hemen bakalım. 14 maç 3 gol 1 asist. Hepsi sonradan. Yani genelde sonradan oyuna dahil olmuştu. Özer Yılmaz'a Alanya'dan teklif var. Mert Kaya için kısa süreli kiralama teklifi Pendik'ten. Eren Bulut'a Sheffield United'dan kiralama teklifi. Özer Yılmaz'ı da isteyen kulüp var. Fatih Sadık'ı da Ascoli istiyor İtalya Serie B. Lige'de Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Barana Ankara gücünden kiralama teklifi geldi. Üst üste kiralama teklifleri. Şimdi bu sezon oynayacağımız maçlar Beşiktaş maçı. Fenerbahçe deplasmanı. Bilbao'nun ikinci maçı. Artık iç saha deplasman fark etmiyor. Eleme turlarında Şampiyonlar Ligi'nde sadece ikinci maçlar oynayacağız. İlk maçlarda simülasyonda iyi sonuç almak zorundayız. Bir de Trabzon maçı çok senenin sonuna kalmış. Senenin sonunda şampiyonluk yarışı ne durumda olacak bilmediğim için şu andan bir şey diyemiyorum. Beşiktaş'ın kadro kaleyi Dragovski almışlar. İyi bir transfer. Niko bugün cezalı. Kerem Aktürkoğlu 11'de. Nelson'un pilbitik Geçen sene de buna benzer bir şey yaşamıştık. Bir süre şimdi bununla uğraşabilirim ben. Nelson kendine gelsin diye. Orta sahada da Erik seni oynatacağım. Maça böyle başlayacağız. Hadi başlayalım. Gitti aldı. Icardi. Matheus Tete. Etkili geliyoruz. Tete. Plase. Out. bu Abubakar. Davinson Sanchez. Şimdi Jadon Sancho. iyi e top. Icardi aldı. Mauro Icardi yanında Montero var. Montero yetişemedi. Icardi Dragovski. TT orta. El Musrati dönen top. Kerem Aktürkoğlu vuruş. Müthiş bir gol. Kerem Aktürkoğlu. Chamberlain o ne öyle? Işınlandı adam. Chamberlain hala top onda. Chamberlain Fresne daha. Chamberlain hala top onda. Muleka vurdu Muslera. iyi çıkardı. Verdi pası Christian Eriksen'e. Eriksen, e. Eriksen. Sağ tarafta Jadon Sancho. Sancho verdi Fresneda. Icardi. İyi paslaştık Eriksen. Defanstan döndü. Icardi. Icardi müthiş çalım. Icardi müthiş gol. 2-0. Omar Kolido o yanlış görmediysem. Müthiş bir çalım yedi. Oraya bastı. Tete. Matheus Tete. Çekti topu. Tete geçti rakibini. Tete hala onda top. Tete Şimdi Plase Dragovski. Chamberlain. Chamberlain yerde. Jason Fernandez. Fernandez çok iyi çalım. Muslera. Jason orta. Muleka vurdu Muslera. Jason orta. El Musrati yine Mustera. Heta oyunda bayağı iyi bu arada. Icardi. Torreira. Torreira. Oradaki boşluğu gördü. Kerem Aktürkoğlu. Eriksen. Müthiş bir gol. Müthiş bir organizasyon. 3-0. Çok iyi top oynuyoruz. Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Çekti. Kerem Aktürkoğlu. Jadon Sancho'ya. Svensson. Baskı var bu arada. Dragovski. Riskli hareketler ama pasta çıktı oradan. Git dedik ona. Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı arkadaşlarına. El Musrati. Kerkez. Orta geldi. Omar Koli. Fernandez. Ortayı yaptı. Fresneda. Eyn Musrati. Abdülkerim. Toreyra. Sancho tek toplarla çıktık. Icardi. Kerem'le oynadı. 90 artı 2. Kerem Aktürkoğlu. Montero'nun pil bitti. Kerem Aktürkoğlu. 4-0. Golle bitiriyoruz. 90 artı 3. Montero'nun koşacak gücü bile yoktu. 4-0. 3 puan bizim. Çok iyi oyun oynuyoruz. Yani şu an oynadığımız futbol bence çok kaliteli bir futbol. Bunu kesinlikle devam ettirmemiz lazım. Bu arada yılın menajeri. Ben bunu ilk defa görüyorum. Daha önce buna rastlamamıştım. Okan Buruk oldu yılın menajeri. Evet hemen ödülü de aldık. Hani yılın futbolcusunu gördüm. Balon doğru gördüm bizzat. Yılın menajerini gerçi bu kadar detaylı oynamadığımız için görmemiştim. Diyeceğim de ayrı ya. Full bölüm reviyatlarda gayet de detaylı oynuyorduk. Bu arada Mert Kaya Pendik de. Genoa Aydın Karay'ı istiyor. Gidenler devam ediyor. Özer Yılmaz Alanya'da. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Hatay. Nelson Bitik. Kerem dönmeye başlamış. Güzel haber. 11'i bu şekilde. 3 birlikte galibiyet. Icardi etrik yaptı. Ligde hala Fenerbahçe ile aynı puandayız. Fatih Sadık için kısa süreli. Baran Demiroğlu kısa süreli. TT'yi Beşiktaş istiyor. Engelledik. Gaziantep sıradaki karşılaşma. Nelson yine adım adım dinleniyor. Gerçekten skandal ya. Can Uzun'u bugün sağ kanatta oynatacağım. Efe Akman'ı bir değiştireyim o da cezalıymış. Eyüp Aydın'ı da aldık. Eriksen'i ofansif orta saha yaptım. İki birlikte galibiyet Icardi ve Williams Jr. Daha bu bölümde Williams Jr. ile oynamadık. Fenerbahçe ile de inanılmaz bir puan farkı ya. İnanılmaz bir yarış yine. Eren Bulut, Sheffield United. Tek tek gidiyorlar. Fatih Sadık, Ascoli'de. Baran Demiroğlu Ankara gücüyle anlaştı. Başakşehir deplasmanı. Bugün de Abdülkerim Bardakçı yok. Nelson biraz dinlendi. Hemen 11'e atılmak zorunda kaldı. Maalesef. Sonuç gelsin. 2 1lik galibiyet. Torreira, Icardi. Biraz zorlanıyoruz. Kerem Demirbay döndü. Nelson'un pil bitti yine. Atay maçında Türkiye Kupasında oynayamayacak. Gerçi bugün rotasyon da yapacağız. Ciddi bir rotasyon yaptım. Sonuç gelsin. 1-0. Kerem Demirbay golle döndü. Çeyrek finaldeyiz. O, Fenerbahçe deplasmanı bu arada transfer bitti. 2 puanlık bir fark oluşmuş. Bugün galip gelirsek 5 puana çıkartırız. Nelson, Nelson baga girdi. Geçen sene de Abdülkerim'de olmuştu aynısı. Aynısının tıpkısı. Şöyle bir 11. Başlıyoruz. Jadon Sancho iyi döndü. Matheus Tete iş tarafa gelmedi. Tete'nin önünde kaldı yine top. Sancho. Tete. Sancho döndü vurdu defans. Pereira devam dedi hakem. Fresneda. Sancho. Icardi. Tete. Pas Fresneda'ya geldi. Fresneda ortayı yaptı. Livakovic. Şimanski çok iyi pas bu arada. Cengiz Ünder. Etkili geliyorlar. Cengiz Ünder. Miloş herkes bırakmadı. Top kaybı. Jadon Sancho. Hızlı bir kontra şansı Jadon Sancho'dan Icardi'ye. Icardi. Büyük hatayı değerlendirdi Icardi. Cengiz Ünder. Cengiz çok rahat geldi. Ceko Muslera son anda. Cengiz Ünder. Orta geldi. Kafa. Bu sefer out. Şimanski Kerkez aldı. Kerkez ara topu. Jadon Sancho. Icardi ile oynadı. Icardi getiriyor. Icardi. Karşı karşıya Icardi. 2-0. Şimanski. Orta geldi. Kafa vuruşu. Muslera. Sancho. Icardi. Mateus Tete açık alanda attı önüne topu da o nasıl bir top atış. Mateus Tete çekti. Icardi vuruş Livakovic. Çok zorlandı. An itibariyle şöyle bir şey yaşandı. Kaleciye kafa atan futbolcu görüntüde. Eriksen. Dakika 68. Christian Eriksen. Livakovic. Hadi, hala top onda. Tadic. Tadic verdi pası. Fred. Ceko döndü Mustera. Ve maçta bitti 3 puan bizim. Fenerbahçe'yi yendik. Sırada Türkiye Kupası'nda çeyrek final birinci maç var. Rakip Gaziantep. Icardi cezalıymış. Nelson'da hala sıkıntılar devam ediyor. Zaten rotasyon yapacağız bugün. Galatasaray'ın 11'e bu şekilde. İç sahada 3 birlik galibiyet Can, Kerem ve Kerem. iki farklı Kerem. Evet geldik Kasımpaşa maçına iç sahadayız. Sonrasında Şampiyonlar Ligi maçı var. E tabi lig de önemli. Yorgunluklar olacak. Ben sonu yine kadro dışına attım. Sonuç 2-0 Kerkez ve Sanchez. Atletik Bilbao Galatasaray son 16. İlk maçta iyi bir sonuç almamız gerekiyor ki rövanşta sıkıntı yaşamayalım. 0-0 Icardi penaltı kaçırdı. Simülasyonda etkili olan taraf da bizdik. Olmadı ama. Rövanş nasıl geçer bir fikrim yok. Ben bu oyundan şunu öğrendim bu sene. Daha kolay geçeceğini düşündüğünüz maçlar çok daha zor geçebiliyor. Daha zor geçeceğini düşündüğünüz maçlar çok daha kolay geçebiliyor. 3-0'lık galibiyet. O yüzden kolay takım diye bakmamak lazım. Yani diğerlerine göre bir tık daha Bilbao kolay sayılabilir o anlamda. Deplasman 2-1'lik galibiyet Icardi ve Williams Junior. Türkiye kupası rövanşı. Yine biraz rotasyon yaptım ve 3-1 deplasmanda kazandık. Yarı finaldeyiz. Kendik maçı rotasyon yapacağız. Yine. Bugün Muslera'yı da dinlendiriyorum. Sonuç 2-1 kazandık. Icardi, Kerem. Icardi de sonradan girip atmış. Galibiyet serimiz 13 maça çıktı bu arada. Sol altta gördüğünüz habere göre. Kritik maç. Hedef maç geldi. Rakip Bilbao. Niko eski takımına karşı oynayacak. Orta sahada bir Eriksen değişikliği yapıyorum. Onun dışında bence takım hazır. Hadi başlayalım. Icardi. Çok sert hoca. Bu ne ya? Hakem şu pozisyonda kart dahi vermedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nico Williams. Çok iyi top. Jadon Sancho. Simon ve Milankovic. Etkili geliyorlar. Ortada geldi. Ayağının dışıyla. Hiçbir şey yok dedi Hakem. Sonrasında şunu fark ettim. Abi şuradaki atış mükemmel değil mi ya penaltıyı almak için? Bir de sonrasında da devam ediyor. Adamı şortu da yırtıldı ya. Bu adam ne yaşadı abi burada? Williams. iyi pas. Kerkes. Orta. Icardi of be Tete orta geldi Icardi vuramadı Watkins Nico Williams aldı şimdi Nico Williams çekti Williams'tan pas Icardi Sancho Pirasse Jadon Sancho 1-0 öndeyiz Torreira bastı aldı Lucas Torreira kontra şansı Icardi önünde bomboş Icardi karşı karşıya 2 oldu Mauro Icardi bir anda maçı bitirdi belki de Tete aldı. Tete müthiş bir pas. Miloş Kerkes, Defansları da aldı. Kerkez karşı karşıya Simon. Tete yine kontra atakta çok hızlı geldik. Nico Williams, Unay, Simon. Eren Çok etkili geldiler. Sensit. Pası verdi. Oliver Watkins döndü. Offside. Tete. Tete oradaki boşluğu gördü. Icardi açıdar. Icardi. Korner. Torreira. Orta. Williams. Şimdi tete indirdi. Jadon Sancho. Out. Abdülkerim Bardakçı. Oradan Kale Unai Simon. Torreira. Orta geldi. Icardi. Corner Smith out dedi. Sancho. Williams. Icardi. Christian Eriksen. Icardi'ye veremedi. Williams çekti. Pası verdi. Sensit. Hala top onda Abdülkerim. O kadar hareket yaparsan topu alırım dedi ve kontra şansı. Eriksen çok dağınıklar defansta. Kerkes. Williams getiriyor. Jadon Sancho. O çok etkili oynadı. TT bitirdi. Ya pas anlamında muazzam bir takım olmuşuz bu sene. Yaki Williams döndü. İyi pas. Oliver Watkins. 3-1. Dakika 66. Taylor. Hala top 10'da. Taylor. Inyaki Williams aldı. Inyaki Williams etkili geldiler. Inyaki Williams Nelson. İyi kapandık. Bil bitti. Nico Williams. Pas. Geçti mi? Geçti. Jaden Sancho. Vivian. Ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz. Geçen seneden sonra bu senede çeyrek final geldi. Bakalım kurada kimi çekeceğiz? Öncelikle ligde puan farkı 7 oldu. Samsung maçımız var. Yani ben Can Uzun'u oynatacağım yine. Can Uzun'u sürekli geliştirmeye odaklandık. 3-3 bitti. Galibiyet gelmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi. Galatasaray'ın rakibi Napoli. Güzel kura çektik bence. Tabii ne olacağını göreceğiz ama. Önce Adana Demirspor maçı. En son cezalı. 3-1'lik galibiyet. Beşiktaş 2. Fenerbahçe 2. Puan farkı 7. Can Uzu'nun pozisyonu değişti. Kendisi artık Santrafor. Tamamen o rotasyona odaklanacak. Rize maçı var. İlk defa kendisini Santrafor olduktan sonra oynatıyoruz. 2-0'lıkta galibiyet. Türkiye Kupası'nda yarı final. Rakip Trabzon. Trabzon'da deplasmanı. Tam kadroyuz. 4-2'likte galibiyet. Önce Karagümrük maçı. Sonrasında da Napoli maçı var. Herhangi bir rotasyon yapmayacağım. Zaten simülasyonda oynayacağız ilk maçı. Şampiyonlar Ligi o yüzden ligde puan kaybı yapmayalım. Önemli olan o. Şimdi Napoli deplasmanına gelince Osimen, Kvara, Casemiro... Gabriel, Gusto, Estopinyan iyi oyuncuları zaten vardı. Daha da iyilerini getirmişler. Elik seni aldım oyuna. Sonuç Napoli 1, Galatasaray 0. İşte şimdi biraz iş kızıştı. Sivas maçında rotasyon. 7 puan fark devam ediyor. Bayağı ciddi yorgunluk da var. Bu rotasyon Sivas deplasmanı. 4 birlik rahat bir galibiyet. Can uzun 2 tane attı. Icardi yoksa ben buradayım dedi oyuncu. Asıl gelelim kendi evimizde Napoli maçı. İlk maçta çok kötü sonuç aldık. Bunun sıkıntısını çekme ihtimalimiz yüksek. Başlıyoruz. Kvara. Kvara getiriyor. Kvara. Hala top onda. Kvara. Nelson bırakmadı. Sielinski, Kvara, Osimhen son andan son. Çok iyi paslar bu arada. Jadon Sancho, Tete, Sancho, Icardi ile oynadı. Nico Williams Jr. sola baktık herkese. Miroş herkes. Nico Williams Jr. çekti. Plase, Meret. Jadon Sancho. Yeniden Williams Jr. müthiş aldı önüne. Williams Jr. golü de attı. Nico Williams Jr. O simen, çok iyi pas. Offside dedi Politano'ya. Nico Williams Jr. Şimdi sol oynadık herkese. Miloş herkes. Ortayı da yaptı herkes. Icardi. Müthiş bir gol attı Mauro Icardi. Bu arada o iyi top. Victor Osimhen hala top onda Abdülkerim. Atak devam edecek Osimhen. Osimen döndü. Zielinski çok iyi çekti. Kerkes. Müthiş paslaştık yine. Harika paslarla çıktık. Eriksen. Tete ile oynadı. Icardi. Tete. Fresneda. Icardi. Çok iyi oynadı. Nico Williams Juniors. Out. Kıvara hala top onda. Kıvara oynadı. O Simen. Pası Kıvara'ya. Kıvara. Offside. O etkili geliyorlar. O Defans çok dengesiz yakalandı ve Raspadori. 2-1. Matheus Tete şimdi verdi. Jadon Sancho'ya. Sancho orta. Gabriel. Kerkes. Williams Junior aldı. Jadon Sancho. Eriksen pozisyonu buldu. Eriksen out. Miloš Kerkes. Vuruş geldi Kerkes'ten Meret ve maç bitti uzatmalar. Raspadori, Lindström. Nelson'dan kurtardılar. Aspadori'yi vurdu Abdülkerim. Eriksen yıkıldı. Aspadori'ye vuruş. at Çetdiradan Lindström'e. Lindström. Nelson araya giren isim. Hala top onlarda. Williams Junior ve maç bitti. Penaltılar. Buradan sonra her şey olabilir. Icardi. Icardi geldi. 1-0. Öndeyiz. Raspadori. Raspadori ters köşe. Mateus Tete. Tete. Kaleci Meret. Çeddira. Çeddira Mustera. Christian Eriksen. 2-1. Estopinyan. Estopinyan Mustera yine. Kerem Aktürkoğlu. Geldi vurdu Kerem Aktürkoğlu. 3-1. Mustera kurtarırsa bu iş biter. Anguissa. Ters köşe. Nico Williams Junior. Geldi. Kaleci Meret. Çok kötü kaçtı. Rui. Rui. Ters köşe yaptı. 3-3. Victor Nelson. Nelson vurdu. 4-3. Zielinski. Zielinski Mustera. Yarı finaldeyiz. Fernando Mustera. Napoli'yi eledik. Emin adımlarla devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen senenin bir tık daha üstüne çıktık artık. Yarı final oynayacağız. Kritik bir maç olacak kesinlikle. Bu arada ligde 3-1'lik galibiyet. Rakip belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Paris Saint Germain. Trabzon'la 4-2'nin revanşı. Sancho biraz yorgun. 1-1 etti bize. Bu arada Başakşehir 4-0 Fenerbahçe'yi geçiyor. İkinci maçta ve finalde rakibimiz o olacak. Ligde puan farkı 7. Trabzon maçını oynamayacağız. Hatta Ceyd'in Sancho'yu ve Kerkez'i değiştireceğiz. Sancho bayağı yorgun. Can uzun oynasın orada. 1-1. Geldik Paris Saint Germain ilk maçını simüle etmeye. Umarım iyi sonuç alır bizimkiler. Rakibin kadro... Hakan Çalhanoğlu da orada. Sancho dinlenememiş pek. 2-2'de bitti maç. Bu arada iyi kurtardık maçı. Onlar çok daha iyi oynamış çünkü. Ligde Konya maçı rotasyon. 2-1'lik galibiyeti aldık. Canuzun ve Jimenez rotasyonda çalışıyor. Asıl maç Şampiyonlar Ligi ve rakip Paris. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda maç kaybetmedik. Bunu da unutmamak lazım. Başlasın. Dembele. Dembele. Abdülkerim ki herkes Mbappe iyi mücadele ettik. Çekti. Bernardo Silva. Abdülkerim. Dembele çok iyi pas. Fabian verdi. Mbappe döndü. Fabian vurdu Muslera. Hakan orta geldi. Kafa erik senden. Mancini. Fabian. Dembele. Dembele. Hakan Çalhanoğlu. Korner. Dembele. Yeniden Hakan Çalhanoğlu. Hakan orayı kapattık. Hakan Çalhanoğlu. Abdülkerim, Mbappe, Mbappe ara topu iyi. Dembele çekti, Mbappe müthiş pas verdi Fabian'a ve Paris Saint Germain 1-0 önde. Fabian, Nico Williams Jr., Jadon Sancho, oradan kaleyi düşündü de onları ama. Mbappe, Dembele, kapandık, Dembele verdi, Mbappe, Abdülkerim ayakta kaldı, Tete çekti, Eriksen aldı vurdu korner. TT ortayı yaptı. Dönen top. Williams. Vuruş. Ugarte. Verdi. Kylian Mbappe. Ugarte. Xavi Simons. Yine kapandık. Xavi Simons. Bernardo Silva. Abdülkerim. Tüm atlarımızda savunuyoruz. Ugarte. Fresneda. Torreira. Eriksen. Eriksen döndü. Eriksen vurdu. Donnarumma. Xavi müthiş bas. Ugarte. Yetişmek ona çok zor. Ugarte penaltıyı aldı. Mbappe geldi. Ayağıyla kurtardı Muslera dönen top. Kafasıyla kurtardı bu sefer de. Herhalde görüp görebileceğimiz en iyi kurtarışlardan biri. Önce ayağıyla. Sonra da burada yetişti ve kafasıyla kurtardı. Lorenzo. İyi pas. Kolomani. Nelson. Best müdahale Evers. Artık riski alıyoruz. Yani bunlar bizim için problem değil ama. Abdülkerim. Mbappe. Kylian Mbappe. Çok iyi top ve 2 oldu. Muani attı. Bu iş bitti. Paris Saint Germain finale doğru gidiyor. Maç bitti. Kendi evimizde kaybettik. Yani maçın başından beri üstünlerdi. Şu istatistiklere baktığımızda zaten Paris Saint Germain'in farkı ortaya çıktı. Buraya kadarmış. Henüz Paris Saint-Germain'le oynayabilecek seviyede değiliz ama oyunu önümüzdeki senelerde buna çıkarmamız gerekiyor. Son iki hafta önce Kayseri sonra İstanbul maçı var. Başakşehir kupa finaliyle de sezonu kapatacağız. Kayseri maçı iç saha 2-1'lik galibiyette şampiyon Galatasaray. Bu iş bitti. Son maçları bu sene oynamayacağım. İstanbul Spor maçını yensek ne olur? Yenmesek ne olur? 3-0 kazandık. Başakşehir'le ile kupa finalini de oynayacağız tabi ki. Efe Akman oyunda. O oynasın. Başlıyoruz. Jadon Sancho. Icardi'yi açık alanda bıraktı. Mauro Icardi. Icardi açısını düzeltti. Icardi. O nasıl gol öyle? 1-0 öndeyiz. Efe Akman gitti kaptı. Jadon Sancho. Sancho ara topu. Nico Williams Junior'a. Williams Junior müthiş çekti ama Toba. Verdi pası Aleksic. Serdar. Onur. Leonardo. Etkili geldiler. Piontek Muslera. Top yine bizde. Efe Akman. Paslar devam ediyor. Torreira. Presneda. Icardi. Topun dibine müthiş bir pas. 2 oldu. Nico Williams Junior. Icardi aldı topu. Yapıştı top ona. Tete. Şimdi Efe Akman. Efe. İyi pozisyon yakaladı. Efe Akman out. Presneda. Efe aldı. Efe'den Icardi'ye. Sancho'dan müthiş bir pas ama. Uyudu Tete. Top nerede? Haberi bile yok ki. Kontra şansı Efe Akman'la. Efe Akman. Yanında Duarte var. Efe Akman. Tuba. Daniel Aleksic. Ahamada. Alexic getirdi. Piontek Mustera. Jadon Sancho. Icardi'nin koşu yoluna ve Mauro Icardi aldı. Icardi vurdu Muhammed. Piontek geçti. Berkay Piontek Mustera yine. Tete ile oynadı ve TT attı önüne topu. Lima Tete'den daha hızlı. Derken Lima büyük bir hata yaptı. TT Atak devam ediyor. TT verdi. Icardi Muhammed. TT orta geldi. Onur. Ve maç bitti. 2-0'la kupa bizim. Kaptan Mustera geldi. Türkiye kupası. An itibariyle Galatasaray'ın. Müthiş bir sene geçirdik. Ligde 98 puanla şampiyonluk. Türkiye kupası bizim oldu. UEFA'da Süper Kupa Leverkusen'ın Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain'i Paris Saint Germain bence kolay kolay yenilebilecek bir takım değil. Avrupa Ligi Lazio, Konferans Ligi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'nde kura şansı yarı finale kadar bizim neydi ama yarı finalde maalesef o kura şansını kaybettik. Mustera eksi birle bırakıyor. Günay Güvenç artı bir demiş. Önümüzdeki sene kaleci almamız gerekecek. Bir yandan Kerkez'in artı beşi kıymetli. Sabek'te Fresne'de artı dört dedi. Toreira'nın artı biri. Eyüp Aydın'ın artı dört. Eriksen eksi 1 düşmüş. Efe Akman bu sene artı 4 gelişti. Bence önemliydi. Yine kiralık gönderdiğimiz isimler artı 5, artı 6 gibi gelişimler gösterdiler. Beknaz'ın da artı 3'ü vardı. Hücum hattında Altan Yıldız artı 5 gelecek. Jimenez ayrıldı. Can Uzun sadece artı 1 dedi bu sene. Can Uzun'dan önümüzdeki sene beklentiler yüksek. 20 maça çıktı bu sene bir de yarım dönemde. Önümüzdeki sene maç sayısı da artacak. Icardi takımın en iyisi. TT, Williams, Kerem diye de liste devam ediyor. Jadon Sancho da iyi oynamış. En değerli oyuncu Nico Williams. Sene başında yaptığımız iki transfer. Muazzam transferler vardı. bu arada A takıma gelecek. Sene sonu itibariyle 135 milyon Euro'ker en fazla Williams'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Ayrıca Süper Lig'de gol krallığında Icardi 1, asist krallığı listesinde Icardi 7. Gol yenmeyen maç sayısında Livakovic 1, Muslera 2. Evet bu senenin de sonuna geldik. Önümüzdeki sene başında Galatasaray'da görmek istediğiniz transferleri mutlaka yorum olarak yazın. Ayrıca like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. FC 24'te kariyerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görmüştük. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le orada maalesef kötü bir kural şansıyla birlikte elendik. Oraya kadar her şeyi yolunda gitmişti. Burada da güzel kuralar çektik şimdi yalan yok. Ama Paris Saint Germain çok zorlu bir ekip. Paris'te oynamak için de çok iyi kadronuzun olması lazım. Bizim mevcuttaki overall'lardan çok daha yetenekli isimlere ihtiyacımız var. Onu belirteyim özellikle defans hattında. Bir yandan da Fernando Muslera emekli oldu. Bugünün gündem maddesi kale. İyi bir kaleci bulacağız. Ayrıca sizlerden bu video için 2500 beğeni bekliyorum. Kanala abone değilseniz de abone olarak bu ve bunun gibi serileri takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi yeni sezon itibariyle öncelikle Gallardo gidecek. Bu adamın bizde olmasına gerek yok. Stoper hattında Nelson rotasyon olacak. Sanchez satılacak. Eren Bulut'un bu arada büyük potansiyeli var. Emin Bayram'ı gönderebilirim. Takımda bayağı isim gidecek. Yine genç oyunculardan bazılarını kiralayacağız. O şekilde geliştirmeye devam edeceğim. Çünkü hepsini oynatma ihtimalimiz yok ve çoğunda da büyük potansiyel var. Kerem Yıldız mesela ofansif orta saha rotasyonunda kalabilir. Matius Tete bu sene gidecek. Daha yetenekli bir isim getirebilirsek süper olur. Sene başı bütçemiz 67 milyon euro. Daha doğrusu 69 milyon euro'ydu. 2 milyon eurosunu sözleşmelerle birlikte yedik. Yeni bir antrenör gelebiliyor mu? Evet bir tane geliyor. O da hücum hattına gelecek. Orayı 19 yıldız yaptık. Elimizde iyi bir bütçe varken hedef Atalanta'nın kalecisi. Marco Carnesecchi. 34 milyon euro dedim. 12 ay kontratı kalmış. Kerem'le takas yapar mısınız dediler. 34 milyon euro dedim. Anlaştık. Çok sağlam bir kaleciyle bölüme başlamış olduk. Bunu net olarak söyleyebilirim. Tabii oyun performansını yakında göreceğiz. 3 yıllık kontrat. Davinson Sanchez'e Mainz'dan teklif var. Kendisi için 24.8 milyon euro istedim. Emin Bayram'ı Fransa'dan istiyorlar. 3.3 milyon euro teklif var. 4.4'e çıkardım. Anlaştık. TT'yi istiyorlar. Augsburg. Yalnız çok düşük teklif. TT yaklaşık 50 milyon eurolara transfer olabilir. Kafamdaki plan 50 milyon euro. Bunu verirseniz alırsınız. Red. Onur Kara kiralanabilir. Genç oyuncuların hepsi kiralanabilir. Beknaz'a 2.7 milyon euro teklif geldi. Beknaz satılacak. Eriksen'i istiyorlar. Silas'ı da veriyorlar hem de. Abi yetki verelim. Bir duruma bakacağız. Gallardo'ya Celtic'den teklif var. 5.2 milyon euro. İyi bir teklif. Kabul ettim. Emin Bayram satıldı. Davinson Sanchez gitti. Eriksen'i bu sene gönderme düşüncem var. 39 yaşında kendisi evet. 84 overall'da hala Atletico'dan Galatasaray'a geliyor. Luka Modric Şampiyonlar Ligi hedefiyle geliyor. 2 yılda kontrat teklif ettim. 41'e kadar oynayacak belli ki. Modric'le anlaştık. Gallardo'ya 5,5 milyon euro teklif. Özer Yılmaz kiralanmak istiyor. Bunlar hep değerlendirilecek. Yusuf Demir'e Beşiktaş'tan teklif var. Görüşeceğiz. 4.750 anlaşamadık. Eriksen için 13.3. Kabul. Eriksen geçen sene çok iş yaptı. Artık formayı Modric'e teslim etme zamanı diyebiliriz. Mert Kaya kiralanacak. Yusuf Demir için 3750 Luton Town. Ya şu teklifi 1 milyon euro arttırmalar lazım. %2 pay. Yok. Madem o teklifi vermiyorsunuz. 4350. Gallardo Celtic'de. Onur Kara Los Angeles'ta 12 aylığına. Eriksen bu arada gitmedi. Pendik Aydın Kara'yı istiyor. Baran Demiroğlu Portekiz Ligi'ne kiralanabilir. Yusuf Demir'e bir teklif daha var. Reds. Beknaz'a 2.5 milyon euro. Mateus Tete'ye Fenerbahçe'den teklif var Reds. Özer Yılmaz Uyeska'da. Yusuf Demir satıldı. Beknaz'a bir teklif daha geldi. Beknaz herhalde kabul etmiyor hiçbirini. Eriksen'i e Everton istiyor. 13.2 milyon euro. Haftalık maaşı yüksek ama İngiltere liginden o maaşı verebilirler. Mert Kaya gitti. Beknaz satıldı. Tete'yi gönderemedik bir türlü. Aydın Kara Pendik'te. Mateus TT'ye Eynasır'dan teklif var. Önce bir yetki verelim. Takastaki oyuncuyu çıkarsınlar bakacağız. Eriksen satıldı. Everton'da. TT için 40 milyon euro. Çok düşük yine. Oyuncunun maksimum piyasa değeri yüksek. O yüzden 47 milyon euro civarlarını anlaştık. Baran Demiroğlu kiralandı. Ben alternatifini belirledim ama Torreira'ya çok düşük teklif geldi. da Torreira'yı istiyor. 67 milyon euro teklif var. Yetmez abi. 79 milyon euroyu verin. 70'e kadar geldiler. 76.7 74 milyon euro'da anlaştık. Bir yandan da lig başlıyor. Galatasaray Rize. Kadro şu an için bu. 4-0'la başladık. Yeni transferleri hemen eklemedim. İkinci hafta itibariyle dahil olacaklar. Hatta parça parça dahil olacaklar. Öyle bir şey de var. Kaleciye attık. Modric bir hafta daha bekleyecek. Modric genelde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncu olacak. Onu da söyleyeyim. Matheus Tete satıldı El Nasır'da. Çok ciddi bonservis gelirleri bunlar. Umur Demir'i Abzon kiralamak istiyor. Bu arada Torreira kabul etti Ajax'ta. Çok uygun bir isim. 30 milyon euro karşılığında Frank yani kesi 33500 dediler. Kabul. 3 yıllığına da anlaştık. Stoper için David Anko Feyenoord'dan çekeceğiz. 84 overall'da anlaşamadık. Artık gözden düşmüş bir stoper getireceğim. Rafael Varan 84 overall'ıyla tecrübe katmaya geliyor denilebilir. Oyuncu da bundan sonra düşüş gösterecek. O da bir gerçek. Beşiktaş'ın bir dönem yaptı. Pepe transferi gibi bir transfer yapıyoruz. Tabii maaşta anlaşabilirsek anlaştık. Sağ kanat için hedef Muhammed Kudüs. 60 milyon euro teklif ettim. 71.7 %10 pay. Payı kaldırdık. West Ham United'la anlaştım. Şöyle Kudüs'ü sağ kanada çekebilirim. Ya da ofansif orta da yapabilirim. Sancho ile yer de değiştirebilirler. Tamamen bizim inisiyatifimize bağlı bir transfer. Hücum için rotasyonda bulunacak. Musa Dembele. O da Arabistan'dan Türkiye'ye gelen futbolcular kervanına katıldı şu an. Can Uzun'u kanat rotasyonu da kullanırım diye düşünüyorum. Yine ofansif ortasar rotasyonu da dahil. Dembele birazcık bakan bu bir transfer oluyor. Şampiyonlar Ligi düşünülerek. Musa Dembele 2 yıllığına Galatasaray'da yabancı sayımızda doldu. 12 tane yabancı oyuncumuz var. Ligin ikinci haftası Trabzon deplasmanı. Kadro bu. Simüle edeceğiz. Ve sonuç 3-0 Kudüs, Williams, Icardi. Hedefin daha çok Avrupa olduğu bir sene. O yüzden lig maçlarını çok kritik maçlar değilse simüle edeceğiz. Üçüncü hafta Galatasaray Pendik. iç sahada 3 çekerek galibiyet geldi. Bir yandan da şunu yapalım. Muhammed Kudüs'ü sağ orta sahadan sağ kanada çekmem lazım. 2 hafta sürüyor. Bu arada Modric'in düşüşü bitmiş. Kalan süre yok görünüyor. Oyuncu hep 83'te kalacak herhalde. 40 yaşına gelmek üzere olabilir. Dördüncü hafta rakip Antalya. İç sahadayız. Genellikle kullanacağımız 11 bu olacak. 2-1 de kaybettik kendi evimizde. Önce Adana Demir maçı. Deplasman sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip belli oldu. Sonuç 2-2. 2 haftadır kötü sonuçlar. Şu kadroya rağmen. Şampiyonlar Ligi'nde playoff Bodo Glimt. Ben zorlanacağımızı düşünmüyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşarsak ikinci maçı oynarız. Sonuç gelsin. 3-0'la çok rahat bir galibiyet. Ligde de hadi biraz toparlayın abi. Son haftalarda çok dağıldılar. Rakip Ankara gücü. Varanda yorgunluk var. 1-0 Williams Junior. Transfer de bizim için bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste Galatasaray'da. Bu sene her şey hazır. Önemli yıldızlar getirdik. Kendi evimizde rövanş zamanı. Bodo maçı. Bugün mesela Modric'i, Rafael Varan'ı dinlendireceğiz. Yedeklerimiz de sağlam. Onların yerine girecek oyuncuların overall'ları gayet iyi. Icardi attı. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Geçen sene yaptığım gibi Şampiyonlar Ligi grup etabında iç sahadaki bütün maçları oynayacağız. Rakip Başakşehir bu arada. 3-0'da kazandık. Kudüs'te pozisyon değişikliği var. Kendisi 85 oldu. Ligde kara gümrük sonrasında da Şampiyonlar Ligi başlıyor. Tabi Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde yaş ortalaması yüksek olan oyuncuları kesinlikle rotasyonda yedeğe ya da kadro dışına atacağım. Yoksa bayağı ciddi sıkıntı yaşarız. 4-1'lik galibiyet. Kara gümrüğü çok rahat yendik ve Şampiyonlar Ligi başlıyor. A grubu, Monaco, Benfica, AEK, Müthiş bir kura, hedef liderlik. 6'da 6'yı bile bence zorlayabileceğiz simülasyonda iyi performans gösterirsek. İlk maçta da kendimizde evimizde Monaco'yla oynayacağız. Monaco'nun kadro, Felix, Amrabat, Yeray, Salisu bu adamlar iyi adamlar ama genele baktığımızda bizim kadromuz çok daha kaliteli. Maç başlıyor. Sola baktı müthiş bir pas. Kerkes, Modric... Kesi, Icardi, Muhammed Kudüs, Yeray. Bu sene duran topçu Modric orta yaptı, Kessi vuramadı. Bir şey soracağım, şurada ne oldu? Icardi vurmayı denedi, sonrasında da bacağını mı tuttu? <laughs> Çok iyi değil mi pozisyon? Asıl komik şeyi göstereceğim, bir anda da kalktı. Şöyle de bir kalkış. Baktı kimse Icardi'yi sallamadı. Luka Modric topun başında. Modric vurdu. Hıradaki son anda. Uzun bir top defansın arkasına. Balogun aldı. Balogun çekti. Vuruş. Kaleci Augusto orta geldi. Presne da Abdülkerim aman. Kaleci Abi kaleci ne yapıyor orada ya? Niye topu almaya çalışıyorsun ki? Top zaten benim kontrolümde. Saçma sapan gol yedik. İlk pozisyonda ben Abdülkerim'le almışım zaten topu. Kaleci orada vurmaya çalışırken ikinci pozisyonda daha da kötü yaptı. Herhalde yediğim en kötü gol şu ana kadar. Jadon Sancho. Sancho şimdi ara topu ama Salisu engelledi. Felix. Orta kafa vuruşu 2 oldu. Singo. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil gerçekten. Herkes gitti aldı. Icardi şimdi bıraktı. Modric alamadı. Hop Icardi'ye geldi. Mauro Icardi. Icardi hıradı 2. Kudüs çekti. Kudüs döndü. Rakibini de geçti. Luka Modric. Modric pas. Mauro Icardi. 2-1. Icardi. Dakika 66. Park 1. Kudüs şimdi bıraktı Fresneda. Çok etkili geliyoruz. Fresneda. Fresneda karşı karşıya. Hradeki dönen top Kudüs. El var dedi. Bir devam ettirsene. Boş kale zaten neredeyse. Icardi geldi. Icardi kaçırdı. Resneda. Modric, Sancho aldı. Nico Williams. Williams çekti. Williams şimdi vurdu Hradeki. Modric orta kafa vuruşu onlardan geldi. Kudüs getiriyor. Kudüs verdi Sancho'ya. Jadon Sancho ara topu geçmedi Singo. Kaybettik. <laughs> çok kötü başladık bölüme. Gerçekten çok anlamsız bir mağlubiyet. Kaleci kendi kalesine gol attı. Duran toptan olmayacak bir kafa vuruşu. Yenildik. 6'da 6 dedim. İlk maçtan bozduk. Ya böyle de yenilmek istemiyorum ya. Çok kötüydü be. Çok kötüydü. Bunun herhangi bir tartışılacak bir kısmı yok ki. İyi oynadın mı? Oynadın. Sonuna kadar iyi oynadı. Adamların kalesi devleşti. Abdülkerim yapma. Hiç sırası değil. Pili bitmiş. Diğerleri de yorgun. 1-1. Beşiktaş maçı var. Beşiktaş bu sene hiç iyi başlamamış. O yüzden direkt simüle edeceğim. Abdülkerim bardakçı gitti abi. 2 <laughs> sene önce yaşadık. Tam aynısını. Tam aynısını yaşadık. Yine aynısı oluyor. 2-1 kazandık. Ve Benfica maçı var. 2-4 çok yoğunlaştı. Antrenman planını değiştireceğim. Topyekun enerji. Abdülkerim zaten ceza kiralı. Son 11'de başlıyor. Modric, Yorgun sonradan alsak daha iyi olabilir. Kerem sağ kanatta başlayacak. Benfica deplasmanındayız. Bir puanları var onların. Sonuç gelsin. 2-0 Sancho ve Kerkes. Maç dediğim bu. Monaco maçını sayma. Abdülkerim bir maç cezalı kaldıktan sonra toparladı. Galatasaray yalan ya. Bu maçtan sonra da antrenman planını yeniden güncelleyeceğim. 2-2. Oyuncuların kondisyon anlamında bir problemi yok şu an. Yeniden dengele. Önce Kayseri maçı bu arada. Ligde 4 puan geriye düştük. Sonrasında da Ayek maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. 2-1'lik galibiyeti aldık. Ayek deplasmanı puan tablosu görüntüde. 2 beraberlik almışlar adamlar. Hadi sonuç gelsin. 4-2'lik galibiyet. 4 puan fark devam ediyor ligde. Rakip Gaziantep. Modric yoruldu. Varan yoruldu. Ufak tefek bir değişiklik yapalım. Her ne kadar geride olsak da şampiyonluk yarışında. 2-2 bitti. Nasılsa şampiyonluk yarışı ikinci yarı itibariyle şekilleniyor. Şu anki puan farkı bizim için sorun teşkil etmeyebilir. Belli de olmaz. Büyük konuşmayın da. Sivas deplasmanı. Rotasyon yapacağız. Yine ciddi rotasyonlardan biri. Ve 2-1 kazandı Kerem. Kerem. İç sahada rakip Ayek. Monaco lider. Bu maçı oynayacağız. Kadro bu. Yalnız formalar iyi değil. Sarı kırmızının yanına da turuncuyu yapmazsın diye düşünüyorum yani. Şöyle olsa daha makul. Başlıyoruz. Şimanski. Şimanski iyi top. Pons vurdu. Out. Ayek etkili başladı. Modric. Modric çekti. Kesse İyi top Icardi çok iyi pas ama Kudüs kaçırdı. Sancho orta geldi kafa onlardan. Muhammed Kudüs şimdi vuruş. Şimanski Modric aldı kaleye Stankovic. Çok iyi paslaştık yine Jadon Sancho. Korner Kudüs orta geldi Icardi out. Şimanski Modric kaptı topu. Icardi bir anda karşı karşıya Mauro Icardi. 1-0 öndeyiz. Gegen Pires işe yaradı. Yanında Şimanski var. Kudüs çekti. Muhammed Kudüs içe kat etti. Kudüs pas. Icardi kaçtı. Kudüs orta geldi. Icardi out. Şimdi Modric. Etkili top. Icardi karşı karşıya Mauro Icardi. iki oldu. Abdülkerim. Icardi. Sancho'ya gelmedi. Sancho zorladı alamadı. Muhammed Kudüs. Verdi pası Sancho ara topu Icardi müthiş bir gol. Mauro Icardi. Askı var Jadon Sancho gitti kaptı topu. Jadon Sancho çok hızlı Jadon Sancho 4-0. Büyük hatalar yaptılar. Williams verdi. Sancho. Icardi. Mauro. Icardi. Direkten döndü. Modric. Kudüs'ün koşu yoluna baktı. Muhammed Kudüs. Kudüs çekti şimdi. Kudüs vurdu. Stankovic. Kese. Sancho. iyi paslar. Muhammed Kudüs. içe Defans. Luka. Modric. Oradan kaleyi düşündü. Müthiş bir gol. 5-0 oldu. Luka Modric. Maç bitti. Kazandık. Yani geçen maçta çok iyiydik. Monaco maçı düşünüldüğünde. Ama olmayınca olmuyor bazen. Puan farkı 6. İç sahada rakip Kasımpaşa. Takım çok yorgun değil. O yüzden aynı 11 ile devam. O bu maç oynanır. Önce Fenerbahçe deplasmanı sonra da Benfica maçı var. Fikstür biraz kızışmaya başladı. İki maçta yapılır. 4 puan fark var. Kazanmamız gerekiyor. Rakibin kadro. Bu arada kalede gerçekten Furkan Akyüz oynuyorsa gelen her şut gol olabilir. Formaları da değiştirdim. Hadi başlayalım. Respo. Etkili geldiler. Şimanski. Resneda. Çok kritik müdahale. Resneda topu kaptı. Jadon Sancho. Icardi. Verdi. Williams vurdu. Müthiş bir gol. Nico Williams Jr. Muhammed Kudüs. Kudüs ara topu. Icardi karşı karşıya kaleci. Derken boşta kalan top Sancho. Kudüs büyük bir hata geldi. 2 oldu. Muhammed Kudüs. Icardi vurdu. Kaleciden döndü. BKO. Ona çarpan top. <laughs> Kaleciye gitti. Kaleci ne yapacağını şaşırdı orada. Şimanski. Şimanski. Kerkes. Penaltı dedi hakem. Cengiz. Topun başında. Cengiz geldi. Kaleci. Dönen top Cengiz. Şimdi Muhammed Kudüs. içe kat etti. Kudüs. Orta. Of. Williams Junior. Williams Junior çekti. Williams Junior vurdu kaleci. Kudüs açıyı buldu. Vuruş Chico. Dönen top indirdik Rafael Varan. Kaleci Cengiz Ünder. Cengiz Ünder getiriyor. İyi çekti. Umut Nayır karne Hızla çıktık. Jaden Sancho şimdi verdi Icardi'ye. Mauro Icardi açılar. Korner. Modric'ten yeniden Nico Williams'a. Williams Getirdi. Icardi ile oynadı. Ceko ve Furkan. Bekao. Önde baskı var. Kaleye oynadılar. Furkan. Furkan. Ah be. Nico Williams. Williams vurdu Furkan. Muhammed Kudüs. Şimdi çekti. Ustar geçti. Muhammed Kudüs. Pas. Icardi'ye. Icardi tekte oynadı Modric. Luka Modric. 3-1. Ve maç bitti. 3 puan bizim. Ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. Gerçi bakıyorum. 2-5-8. Biz gruptan çıkmışız. İsa'da bu maç şu yüzden kıymetli. Bir birazcık rotasyon yapacağız. 2 Liderlik için hala şansımız var. Hala iddiamız var. Hadi maç başlasın. Arnus. Kerem gitti aldı. Dembele çekti. Kerem Demirbay. Kerem. Efe ile oynadı. Efe Akman pozisyonu buldu. Out. Dembele şimdi verdi Efe'ye. Efe'den Kudüs'e. Kudüs karşı karşıya Muhammed Kudüs. 1-0 öndeyiz. Dakika 8. Kudüs çekti. Şimdi Efe Akman. Sağ tarafta Efe. Topla buluşan isim ama. Fresne de aldı. Dembele etkili geldi. Kerem Demirbay. O top Kudüs'e geçmedi. Şimdi Muhammed Kudüs. Çekti vurdu Samuel. Williams orta geldi. Abdülkerim. 2 oldu. Dakika 19. Kudüs sağ tarafta gerçekten önemli bir boşluk açtı. Muhammed Kudüs çekti. Derik Kön. Rollheiser getiriyor. Hala top onda. Rollheiser. Abdülkerim. Neres orta geldi. Kaleciden büyük bir ata. Boşta kalan top kesi. Dantas. Etkili geldiler Nelson. Kudüs tekte oynadı. Fresneda. Dembele'nin koşu yoluna. Dembele aldı bu arada. Samuel ve Korner. Nico Williams orta. Abdülkerim aynı gol attık. 3-0. Tıp atıp aynısı. Nelson. Top onlarda kaldı. Rollizer çekti. Nelson müdahale. David Neres. Neres. Abdülkerim. Ağır kaldı. Neres. Çekti şimdi. David Neres. Verdi. Cabral vurdu. Kaleci. Rollizer. Yine etkili geldiler. Kelly vurdu. El var dedi Aken penaltı. Cabral topun başında. Cabral ve 3-1. Çıkaramadık. Doğru köşeyi bildik ama. Saniolo. Saniolo perdeleme yaptılar. Resmen basketboldaki terimde perdeleme oldu. Gidemedik orada üstüne Saniolo'nun. Önü bomboş kaldı. Bir daha gösteriyorum. Nelson şurada takıldı. Kerem Aktürkoğlu, Jadon Sancho offside yok dedi hakem. Jadon Sancho karşı karşıya. 4-2. Jadon Sancho. Bahla geliyorlar. Bah orta geldi. Cabral kontrol Nelson. Şimdi Nico Williams Jr. Dembele, Sancho döndü ve iki kişinin arasından kurtardı. Jadon Sancho keli bırakmadı. Baskı var. Çok iyi çıktılar. Çok iyi çıktılar. Arkada iki kişi kaldık. Neres? Pası da verdi. Cabral karşı karşıya. Out attı. Leonardo top aldık. Derken Zaniolo Cabral'e yine defansın arkasındalar. Bu sefer Cabral yine out attı. <laughs> Cabral muazzam oynuyor. Marcos Leonardo. Cabral Leonardo. Leonardo affetmedi ve Benfica acayip oynamaya başladı. Cabral sayesinde 3 puana gidiyoruz. Maç bitti 3 puan bizim. Döndük lige. 1 puanlık fark var. İç sahada İstanbul maçı. Icardi cezalı. 4-2'lik galibiyet. Türkiye Kupası Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Kasımpaşa'nın 11'i. Devam abi. Yorgunluk var da önemli değil 3-2. Rotasyonu yapacağımız maç bu maç. Samsun deplasmanı. Ciddi bir rotasyon. Bir tek kesik kaldı. 2-0'da kaybettik. Sorun yok. Sorun yok. Liderlik maçı. Monaco Galatasaray. İlk maçta gerçekte belki çok zorlandık. Yorgunluklar var. Olsun. 3-1'lik galibiyetle en azından geçen maçtaki kalecinin hatasını affettirdik. Benfica eğlenmiş. Ayık 3. oldu grupta. Ve tam olarak burada duruyoruz. Galatasaray Süper Lig'de ikinci. Türkiye Kupası'nda birinci turda rövanş oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 rakibi belli olmuş. Bir de lider çıktık biz gruptan. Liverpool'la oynayacağız. Monaco, Arsenal. İyi olmadı bu. Performanslara geldiğimizde Icardi, Williams, Kudüs ve Sancho. Hatta Modric çok iyi oynuyor. Süper Lig'de krallıklarda Williams bizden üçüncü ama birinciliği paylaşıyor. Asis krallığında 3-4 bizden Sancho birinciliği paylaşıyor. Golyamian maç sayısında. Karnesekki 15. Çok geride be. Çok gol yiyor. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. FC 24'te Galatasaray kariyerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdiye kadar neler yaptık hemen ona bakalım. Süper Lig'de 43 puanla ikinciyiz. 19 hafta oynandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk yarışının içindeler. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Kasımpaşa'yı birinci turda ilk maçta 3-2'lik galibiyetle yendik. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde ise A grubunda 15 puan ve liderlik geldi. Son 16'da ise talihsiz bir kura denilebilir. Liverpool'la oynayacağız. O Liverpool A grubundan geldi. 12 puanla ikinci olmuşlar Juventus'un ardından. Bölüme geçmeden önce sizlerden tam tamına 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların devamı için de abone olmayı unutmayın. Yine bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şu ana kadar kadroyu görmeyenler için kadroyu göstereyim. Sancho, Modric, Kessi, Nico Williams, Muhammed Kudüs. Artık kadro çok üst seviyede. Liverpool'la falan da başa baş oynayacağız benden söylemesi. Kerem Demir var ve Günay Güvenç'in kontratları bitiyor. İkisinin kontratını da uzatabilirim. Öyle bir karar aldım. Kerem'le de yeni kontrat imzalayacağız. Günay'ınkini bir yıl uzattık. Kerem'in kontratı da bir yıl uzayacak. Yeni fikstüre bakalım. Önce Trabzon maçı var. Sonra Kasımpaşa ile Kupa maçı. Ocak ayında sadece 3 tane maç yapacağız. Transfer bütçemiz ne kadar? 11 milyon euro. Devre arası transfer gelirimi göreceğiz. Birkaç tane oyuncu gönderme ihtimalim de var. Özellikle kadro dışında çok fazla oyuncu var. Üçüncüyle oynayacağız. Trabzonspor maçımız var. Kendi evimizdeyiz. Simüle edeceğiz. Yorgunluklar var. Evet. 4-0'lıkta çok rahat bir galibiyet. Fenerbahçe'de puan kaybetti. Jankat Yılmaz'a Adana Demir'den 2.7 milyon euro teklif geldi. Şu an zaten üçüncü kaleci konumunda. Başka kalecimiz de olduğu için 3.2 milyon euro dedim. Adana ile anlaştık gibi. Elimizde kaç tane yabancı oyuncu var? Önemli soru bu. 12 yabancı oyuncumuz var. Acaba bir tanesini gönderip yenisini mi getirsek? Kasımpaşa deplasmanındayız. Türkiye Kupası. Rotasyon yapacağız. Hızlı simüle et dedim. 3-0'lıkta galibiyeti aldık. Kerem Demirbay'ı Fenerbahçe istiyor. Reddettim. Mer Şahin için Vitesse'den kiralama teklifi. Genç oyuncular kiralanacak. Kerem Demirbay'a bir teklif daha geldi. Augsburg'dan 16.3 milyon euro. Görüşeceğiz. Orada zaten Efe Akman var rotasyonda. Kerem'in de kontratını yeni uzatmıştık. Sırf bunun için uzatmış gibi oldum. 17.3. Jankat Yılmaz satıldı. Bu arada Kerem Demirbay da satıldı. O artık Augsburg'da çok iyi bonservis geliri. Vitesse 2 yıl dedim her şey için. 2 yılı kabul ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Nelson maalesef önemli bir yer kaplıyor yabancı sınırında. Yedekte bir de Ozan Kaba Valekano'dan getirsek bizim için çok daha iyi olur. 26.3 22.3'e düşürdük. 23.3'e bu iş bitti de antrenör şortla gelmiş abi. Nelson'u da göndereceğiz. Rotasyona da yıldız bir Yabancı oyuncu. Hangi mevkiye bakacağım? Ozan Kabak için 2 yıllık kontrat 38 bin maaş. Bunu da zar zor kabul etti. Victor Nelson transfer listesinde. Mer Şahin Vitesse ile anlaştı. Aydın Sadık bize geri dönmüş. Ali Turap Bülbül bize geri dönmüş. Bu adamları yeniden kiralayacağız. Hatta Ali Turap Bülbül'ü satabilirim. Aydın Sadık da transfer listesinde. Victor Nelson'a 2 tane teklif var. Özellikle Everton'ın teklifini değerlendireceğim. Maaşta da sorun yaşayacağım burada düşünmüyorum. 37 milyon euro istedim. Anlaştık. peynortla görüşmeyi reddediyorum. Oraya gitmeyebilir. Nelson Everton'da. Bir transferi zorlayacağım. Hatta takasta Musa Dembele'yi verelim. Çünkü bu adam Forvet'te de oynayabiliyor. İñaki Williams 31.9 istediler. 27.9 dedim. 30.9, ...29.9'u kabul etmediler. 30.9. İñaki Williams Nico Williams'ın yanına geldi. Çok ciddi bir transfer. Rotasyonda bayağı güç katacak bize. Geldiği gibi hemen mevkisini değiştireceğim ...İnyaki Williams'ın. Bu arada 4 haftada Santraforda olabiliyor ama sağ kanat rotasyonunda onu kullanacağız. Forvet rotasyonu da olabilir. Hücum hattındaki yetenekler çok karıştı. Rize Galatasaray deplasmandayız. 11 görüntüde 4 birlikte galibiyet. Seriye bağladık. Fenerbahçe yenildi. İş yavaş yavaş kopmaya başladı. Aydın Sadık için Norveç'ten transfer teklifi var. 104 milyon euro dedim. %1 pay eklediler. Payı kaldır. 3650. Ali Turap Bülbül'ün de serbest kalma bedelini kullandılar. Türkiye Kupası'nda da son 16 Çaykur Rize. Rize deplasmanında rotasyonu yapacağız. Inyaki Williams ilk defa sahnede olacak. Can Uzun'u şurada oynatacağım. Hadi başlayalım. 3-0'lıkta galibiyet. Williams Junior attı. Yine ki Williams atmasa da ama Canozu'nun golü var. Ali Turab Bülbül Alanya'da. Aydın Sadık satıldı. Ankara Gücü Galatasaray. Deplasman. Yorgunluklar var. 2-2'de maç sonucu. Daha iyi olmalıyız. Ligde lideriz ama puan kaybını minimuma indirmemiz lazım. Kerkez'e çok iyi teklif geldi satmam. Gerek yok şu an satmaya Kerkez'e. Rakip Adana demiş. Kendi evimizde oynayacağız. 11 aynı. 2 birlikte galibiyet. İnyaki Williams sağ kanat oldu. Türkiye kupasında da rövanş zamanı. Rotasyon yapacağız. Modric, Varan gibi isimlerin dinlenmesi lazım. Yalnız hücum hattında rotasyon yapınca da çok sağlam bir hücum hattımız var. 3-2'likte galibiyeti aldık. Sancho sahneye çıktı. Transfer de bizim için bitti. Hakimziye Frankfurt'la anlaşmış. Antalya deplasmanı. Hızlanmaya başladık. Sonuç gelsin. 2-0 galibiyet. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakip Gaziantep. İlk maça tam kadro çıkacağız. Sonra ligde pendik maçı var. O maçta rotasyon yapacağız. 3-1 Liverpool maçı geldi çünkü. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde yine ilk maçları simüle edeceğiz. ikinci maçları oynayacağız. Rakip Pendik. Kaleciyi bile dinlenmeye aldım. 11 görüntüde 1-1 bitti. Kerem tek golü yetmedi. Fenerbahçe'de yenilmiş bu arada kendi evinde Hatay'a. Liverpool deplasmanı. Salah, Darwin, Nunez, Luis Diaz. İyi bir sonuçla oradan dönmemiz lazım. 2-1 kaybettik. Başa baş geçen bir maç. Her şey rövanşa kaldı. Her şey bize kaldı. Hafta 26 Gaziantep maçı. Yorgunluklar var. Modric falan bittik aslında ama 2-0 Frank Yannick kesi. 27. hafta Kayseri maçı. Hadi çocuklar. Modric'i artık değiştireceğim. Modric oynayabilecek seviyede değil şu an. Direkt kadro dışına attım. Varan ve Modric'de genellikle bu sıkıntı oluyor. 2-2 bitti. Kupa'dan Övenş günü yine rotasyon yapacağız. Modric bitik. Şampiyonlar Ligi'ne yetişecek mi ki? Sıkıntı. Kadro bu şekilde hazır. Deplasman. 2-1'lik galibiyet. Yarı finaldeyiz. Samsun maçında rotasyon yapacağız. Liverpool maçı geldi. Samsun'un 11. Modric herhalde olmayacak. Öyle görünüyor. 11'i ayarladım. Kendimizde 2-0 Kerem Aktürkoğlu ve Dembele. Şimdi gelelim iple çektiğimiz maça. Galatasaray Liverpool. İç sahada iyi oynarsak bu işi bitiririz. Modric cezalı. Bunu yorumlarda okudum bu arada. Bu maçtan sonra bu adamın kondisyonu düzelebilir. Cezalı olduktan sonraki maçta düzeliyormuş. Böyle bir bug var oyunda. Ben tabi 8'e Sancho'yu çekeceğim. Muhammed Kudüs de şurada oynayabilir. Ya da Kudüs'ü 8'e çeksek. İnyaki Williams sağ kanatta oynasa. Bence oluru var. Formaları böyle ayarladım. Hadi başlayalım. Şimdi Muhammed Kudüs. İnyaki Williams. İnyaki Williams çekti. Pas çok kötü. Benazer hala top onda. Pası Darwin Nunez'e son anda varan. Jadon Sancho. Vuruş. Out'a gitti Jadon Sancho. Ugarte getiriyor. Ugarte ara topu Muhammed Salah. 1-0. Liverpool önde. Çok iyi ara topu. Benasaj. Varan gitti aldı Kudüs. Jadon Sancho. Şimdi Icardi ile oynadı. Icardi. iyi aldı. iyi kontrol. Icardi alta. Inaki Williams. Inaki Williams. Şimdi Fresneda'nın koşu yoluna. Fresneda. Lenormand. Benasaj. Darwin Nunez. Çekti. Darwin Nunez. Geçti. Kesti faal. Benaser. Geldi vurdu. Kaleci. Fresneda. Muhammed Kudüs oynadık. Önünde boş bir hareket alanı var. Muhammed Kudüs. Şimdi attı önüne topu. Kudüs. içe Icardi. Alisson döne top. Nico Williams Jr. 1-1. Takım kontraya çok iyi çıkabiliyor. Inaki Williams. Williams şimdi Press, ne de ya. Inyaki Williams. Sancho. Pas. Boşta kalan top. Icardi. 2-1 oldu. Bir an dedim acaba offside mı? Öndeyiz. Pas yaptık orada Kudüs. Solda Kerkez var. Kudüs verdi. Williams. Icardi. Icardi olmadı. Kerkez. Williams. Sancho. iyi paslar. Icardi dönemedi. Hala top onda. Williams. Nico Williams'dan Kerkez'e iyi top. Miroş Kerkez. Orta. Romero. Varan. Frank kesi Şimdi Jadon Sancho. Pozisyonu buldu Alisson. İyi işte orada. Darwin Nunez. Varan müdahale etti. Darwin Nunez yıkılmadı. Varan gitti aldı. Son bir şans olur mu? Miloş Kerkes. Herkes baktı. Nico geldi aldı topu. Nico Williams Jr. Verdi. Sancho. İyi top Icardi bitirdi. Mauro Icardi. 90 artı 3 tur geldi tur. Özellikle ivmeyi aldıktan sonra müthiş oynadık. Ve Liverpool'u eğiliyoruz. Maç bitti kazandık. Yani Liverpool skor üstünlüğünü alınca dedim ki bu iş gidebilir. Çünkü bir anlık ivmeye bakar. Devre süreleri uzun değil ama sonrasında neyse ki İstanbul Spor Deplasmanı ile devam ediyoruz. Aynı kadro kazanan Galatasaray. Ligde de işi bitirme zamanı. Rakip Fenerbahçe ve oynayacağız. Ligde oynayacağımız tek maç ikinci yarı. Lucas diye bir tane regenleri var hücum hattında. Takımda biraz yorgunluk var ama önemli değil. Formalar da bence iyi. Hadi başlayalım. Ryan Kent. Lucas. Bizim adamlar yere düştü. Lukas geçti. Lukas pası da verdi Rankent. Golle başladılar. Lukas ne yapıyor abi orada? Niazais. Lukas. Lincoln. Rafael Varan. Derken atak devam ediyor. Lincoln. Cengiz çok iyi çekti. Cengiz kaleci. Şimdi hızlanmayı deniyor Kudüs. Biraz çekildi orada. Kudüs verdi Fresneda'ya. Sancho. Kese. Modric. Icardi. Cicco bırakmadı. Atak devam. Lincoln. Lucas. Lucas ve Lucas. Kim abi bu Lucas ya? 2 oldu maç. Dakika 33. Hemen sistemde değişiklikler yapacağım. Genişliği kısıp. Öndeki üçlüye arkaya koşu yap talimatı verdim. Sancho aldı topu. Kudüs'e verdi. Muhammed Kudüs. Etkili geldik. Muhammed Kudüs karşı karşıya. Out attı. Yok artık daha neler Kudüs. Topa dokunmadım bile yani o top kaleye gitsin diye. Modric. Jadon Sancho. Sancho. Icardi'ye çok iyi top. Mauro Icardi. Karşı karşıya Icardi. Çok kritik zamanda gelen çok kritik gol. 2-1. Icardi. Jadon Sancho ile oynadı. Jadon Sancho. Beka. Kudüs çekti. Kudüs rakibini çok iyi geçti ama. Orada tek başına neler yapabilecek ki? Muhammed Kudüs. Yine azlandı. Çizgi indi. Kudüs verdi Crespo. Bırakmadı. Kesi. Topu kaptı. Frank yani kesi. Icardi ile oynadı. Mauro Icardi. 2-2. Geri döndük. Dakika 58. Lincoln. Ara topu. Lucas yine geliyor. Lucas bir de pası verdi. Crespo. Modric. Şimdi Lucas. Lincoln. Lincoln hala onda top. Abdülkerim iyi bekledi. Luka Modric. Modrić'ten Icardi'ye müthiş bir pas. Icardi getiriyor. Icardi vurdu. Out'a. Sancho baktı arkadaşlarına. Sol oynadı. Nico Williams Jr. Bir anda içeri kat etti. Williams Jr. Crespo. Abdülkerim. Kesi. Modric. Sancho. Nico Williams Jr. Yanında Mert Müldür var. Onu geçti. Pası verdi. Sancho vuramadı. Lucas. o aradan attı. Son anda Abdülkerim. İyi top. Frank yani kesi. Kesi getiriyor. Kesi ortaya yaptı. Icardi'ye gelmedi. Abdülkerim. Jadon Sancho. Son bir fırsat. Jadon Sancho. Icardi aldı. Mauro Icardi. Yine bitirdi. Yine son dakika. 3-2. Mauro Icardi şov. Hocaya koştu. Bu maç burada bitti. Müthiş bir geri dönüş. Şampiyonluk yarışında. Maç bitti. Kazandık. 3-2. Icardi topu alıyor. Çok önemli zamanda sahneye çıktı. Şimdi geldik. 4 puanlık fark oluştu Trabzon'da. 5 puanlık fark var Fenerbahçe ile. Karagümrük deplasmanındayız. Çok kritik 2 maç sonunda ciddi anlamda iyi yerdeyiz derken Puan kaybı. Fenerbahçe'de Gaziantep'i yendi. Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura çekildi. Rakip Atletico. Çıkıp onları da yeneceksiniz. Türkiye Kupası'nda da Trabzon'la yarı final maçı oynuyoruz. Tam kadro 1-1. Rakip bir de 10 kişi kalmış. Ligde puan farkı 3'e düştü. Başakşehir maçında tam kadro çıkacağız. Yorgunluklar var mı? Evet. Vazgeçtim. Bir anda vazgeçtim. Tam kadro çıkamayız. Madem böyle. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı var. Bir sonraki maç. 2-1'lik galibiyet Can Uzun. Nico Williams. Tek istediğim bugün iyi bir sonuç almak. Openda Vlahovic gibi önemli isimleri var hücum atlarında. Sonuç. 2-1'lik galibiyet Fresneda ve Frank Yanikkesi. Deplasmana galibiyetle gidiyoruz. Arada Konya maçı varmış. Konya maçında rotasyon. Ciddi bir rotasyon yaptık ama 3 puan hedefimiz var. 4-0 çok rahat bir galibiyet hem de. Atletico deplasmanına geldik. Openda Vlahovic'i bugün engellersek bu işi çözeriz. Yağmurlu bir günmüş. Formalar kontrol edilecek. İyi gibi duruyor. Bir şey yapacağım maç öncesinde. Birkaç bir şey değiştirmem lazım. Hazır aklımdayken. Birincisi Inyaki Williams 17 numara olacak. İkincisi Nico Williams'a 77 verdim. Üçüncüsü Luka Modric 8 numaraya çekilecek. Forma olarak. Frank Yannick kesi de 6. Bir şey daha değiştireceğim. Kaptan artık bence Abdülkerim bardakçı olmalı. Şimdi döndük maça. Maç öncesi raporunu da yapalım. Artık her şey çok kritik. Hadi başlıyoruz. Icardi Sancho ile oynadı hemen. Jadon Sancho Kudüs'e gelmedi. Muhammed Kudüs hala top onda. Kudüs verdi pası Danso. Yine hızlı çıkıyoruz onunla. Muhammed Kudüs vurdu kaleye Savic'in kafaya çarptı top. El var dedi bu arada. Luka Modric dakika 19. Modric vurdu Oblak. Top Sancho'da kaldı. Jadon Sancho ortayı yaptı. Molina. Kudüs bu arada indirdi Modric. Nico Williams. Nico Williams. Pası verdi. Icardi Oblak. Williams Junior. Luka Modric. Plase Oblak. Kudüs. Orta geldi. Çok kalabalık orası. Sancho. Frank Yannick -Cassi. Muhammed Kudüs. Nico Williams aldı. Modric. Plase Luka Modric. Müthiş bir gol. Denedi denedi en sonunda yaptı. 1-0 öndeyiz. Luka Modric oradan kaleye Oblak. Kudüs iyi çekti iyi döndü. Kudüs verdi şimdi Jadon Sancho'ya. Sancho'dan Muhammed Kudüs'e. Kudüs ortaladı. Nico Williams Jr. Olmadı. O da bu arada devam dedi hakem. Vilahovic. Vilahovic. Yetişemedi. Penaltı noktasını gösterdi hakem. Sarı kart. Ne? Bir daha izliyoruz pozisyonu. <laughs> Diyecek hiçbir şey yok. Vilahovic geldi. Vilahovic ters köşe. 45 artı 5. Varela iyi top. Openda. Luis Openda. Openda. Abdülkerim. Herkes çok iyi çekti. Luka Modric aldı plase oblak. Kudüs. Fresneda. Kudüs verdi. Frank yani kesi. El var. Ver penaltıyı evet. Mauro Icardi geldi. Icardi. Icardi. 2-1 oldu. Etkili geliyorlar. Barella döndü. Pası verdi. Vilahovic vurdu. Kaleci son anda. Openda indirdi. Vilahovic vurdu. Abdülkerim. Pası verdi. vermeren Sol oynadı. Rhys James. Rhys James. Hala top onda. Vermeyren. vermeren Vuruş. Karnesek. Ki. Vilahovic. Vilahovic'den Openda'ya. Sert hareket evet Abdülkerim kaptan atıldı. Ben gider diye düşündüm. Pas vermez diye düşündüm. Pasla kullandılar. Vega vurdu. Karnesek'e. Maç bitti. Yarı finaldeyiz. 2-1. Deplasmanda kazanmak her zaman çok daha zor bu maçlarda. Barça Leverkusen Paris Saint Germain yarı finale çıkan diğer takımlar. Bize ise Paris Saint Germain denk geldi. Rövanş zamanı. Tam aynı yerde. Aynı zamanda. Bu arada ligde 3 puanlık fark devam ediyor. Rakip Hatay. Yorgunluklar has safhada. 2-0'lık galibiyet. Ligde de rotasyon yapamıyoruz ki. O kadar kritik şey. Kupada 1-1. Şimdi ben bu maçta nasıl rotasyon yapayım? Bir tek şöyle yapacağım. Modric çıksın. Efe, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı. Yine yaptık rotasyonu. Mecbur. Mecbur. Varan kaldı mesela orada. 2-1 kazandık. Final geldi. Kasımpaşa maçında da rotasyon yapılabilir. Yine bazı bölgelerde. Abdülkerim bitmiş. Ya seni oynatmadık geçen maç. Saçmalama ya. Gerçi Paris Saint Germain maçında cezasını çekmeyi bekliyor. O yüzden öyle. 11'i ayarladım. Sonuç 3-1. Kerkez, Sancho, Can. Galatasaray-Paris Saint Germain maç 1. Akan Çalhanoğlu da orada. Mbappe hala orada. Abdülkerim Bardakçı cezalı. 2-1'lik galibiyet Modric ve Sancho. Simülasyonda müthiş sonuçlar. Hemen Sivas maçında da rotasyon. 3 puan fark devam ediyor. Abdülkerim bir anda iyi hale geldi. Kondisyon anlamında. 11 bu şekilde. Sonuç... 1-0 Williams. İnyaki Williams. Ve Paris Saint Germain deplasmanı. Sonucu tutmaya oynayacağız. Yapacağımız tek şey bu. Ve maç başlasın. Xavi Simons, Abdülkerim. Atak devam edecek. Mbappe. Şimdi Xavi Simons. Mbappe çekti. Mbappe tek başına attı golü. Kylian Mbappe. 1-0. Modric. Sancho iyi bıraktı. Icardi çekti. Marquinhos. Atak devam edecek Modric. Sağ tarafa baktı Fresneda. Fresneda'dan Icardi'ye. Şimdi Modric yeniden. Luka Modric. ata biraz yedik gibi. Muhammed Kudüs verdi. Icardi. Müdahale var. Bas Frank yani kesiye. Kesi. Ara topu. iyi düşünce ama. Icardi gidemedi. Icardi müdahale var. Mauro Icardi. Corner. Çok ağır kaldı. Nico Williams. Williams'tan Mauro Icardi'ye Icardi 1-1 Icardi. oldu Bunu yakalarsa atıyor Nico Williams Jr. İki kişi yanında Nico Williams Jr. Ortayı yaptı Hocam hiçbir bir şey yok Devam dedi hakem Fresne vurdu O nasıl vurur Bruno Fernandes Kylian Mbappe Geçti Fernandes kaleci Hala top onda Di Lorenzo Abdülkerim Sancho getirdi. Sancho verdi. Fresneda. Fresneda. Şimdi orta. Icardi. Mauro Icardi. Belki de maçı bitirdi. Dakika 55. Artman getirdi. Ortayı da yaptı. Orada kimse yok. de çok iyi oynadık. Paris Saint Germain açılmaya başladı. Miloş Kerkez verdi. Vuruş Donnarumma. Atak devam edecek. Fresneda. Kesi. Sancho. Plase. Donnarumma yine. Ekitike Abdülkerim'i mahvetti orada. Ekitike getiriyor. Ekitike hala top onda. Mbappe Abdülkerim son anda. Mbappe ortayı yaptı. Kafa vuruşu out. Hartman. Fernandez kesi aldı. Frank kesti. kesi. Kudüs. Jadon Sancho. İyi pas. Nico Williams Jr. Şimdi hızlandı. Nico Williams Jr. getirdi. Williams Jr. geçti. Kim pembe. Jadon Sancho döndü. Sancho'dan Kudüs'e. Muhammed Kudüs. Kudüs. Geçti mi? Kudüs vurdu da onları ama. Sancho hocam. Hiçbir bir şey yok. E hocam burada dirsek yemişiz. Nasıl penaltı değil ya. Ve maç bitti. Finaldeyiz. Başardık. Hoca görüntüde. Geçen senenin revanşını aldı. Finalde Leverkusen'la oynayacağız. Parçayı dağıtmışlar. Velik son 2 hafta 5 puanlık fark. Alanya'yı yenersek bu iş biter. Hızlı simüle et dedim. 2-2 bitti. Son haftaya kaldı herhalde. Son hafta Beşiktaş. Puan farkı 3. E tabi ikili averajda biz üstünüz. O yüzden şampiyon belli. Sadece bu maçı simüle ederek geçeceğim. Sonuç 2-0. Galatasaray Süper Ligi aldı. Türkiye Kupası maçı var. Pendik'le oynayacağız. Bu maçı da aynı şekilde simüle edeceğim. Artık hedef tabi Şampiyonlar Ligi 3-0. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Leverkusen, 11'leri görüntüde Griezmann, Gözse, yeni isimler var Bremer, Botman, biz her zamanki gibi aynı kadroyla çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Muhammed Kudüs oynadı. Kudüs Kudüs pozisyonu aradı. Çaka. iyi mi Etkili pas. Victor Boniface. İyi geldiler. Boniface. Rafael Varan. Griezmann. Antoine Griezmann. Verdi pası. Sobozlay. Çok iyi döndü. Victor Boniface. Kapandı. Griezmann vurdu. Karnesekki. Pas. Bremer'e. Abdülkerim geldi. Oradan çıkamadık. Sobozlay. Hala top Sobozlay'da. Çekti. Boniface. Karnesekki. Sobozlay. Pas. Çaka. Griezmann vurdu yine kaleci. Nico Williams Jr. topun dibine Icardi'ye eline çarptı top. Jeremy Frimpong verdi gözse. Vuruş çaka defanstan döndü. Mitoma Griezmann Antoine Griezmann. Leverkusen 1-0 önde. Gözse. Sobozlay etkili geldi Rafael Varan. Mitoma Mitoma verdi gözse Boniface Kapandık yine. Bresneda. Jadon Sancho. Etkili geldik. Jadon Sancho. Çizgide içeri. Williams Junior. Eşitlik var. 45 artı 3. Nico Williams Junior. Arka direkte bu pozisyonları çok seviyor. İlk yarıda hiçbir şey yapamadık. Çok iyi oynuyorlar. Zaten istatistiklerden de belli. Bir tane pozisyon oldu o da gol oldu zaten. Mitoma geçti. Mitoma bugün tutulamıyor. Verdi Griezmann'a. Sobozlay Kesti. Önünde kaldı. Varan Muhammed Kudüs. Fresneda ya. Fresneda indirdi. Icardi. Nico Williams Junior ile oynadı. Williams Junior çekti. Williams Junior müthiş vurdu. Williams Junior. 2-1. Şu an tek başına takılıyor. Williams Junior. Frimpong. Kerkes. Frimpong orta. Varan. Son anda kurtardık. Frimpong. Frimpong geçti. Frimpong. Rafael Varan. Frimpong'un önünde kaldı. Griezmann kaleci elimize çarptı. Rafael Varan ne alakası var hoca Saçmalama. Muazzam defans yapıyorduk şu ana kadar. Pozisyona bak. Şaka gibi ya. Dominik Sobozay geldi. Karnesek ah be. Kudüs. Şimdi rakibinden daha hızlı olduğunu fark etti ve onu geçti. Kudüs verdi. Defans. Kudüs yanında Botman var. Kudüs yine elini kolunu sallayarak geldi orada. Muhammed Kudüs verdi. Dönen top. Remiro kafasıyla mı çıkardı? Bir daha izliyoruz. Bremer'den döndü top. Kaleci kafasıyla çıkardı ya. Bu da bir tek bizim maçta olur herhalde. Kudüs. Ben yani kesi. Modric. Pas Icardi'ye. Icardi. Nico Williams Jr. Williams Jr. geçti. Williams Jr. topun dibine. Nico Williams Jr. Oyunun şeyi bile bozuldu. Bizim topçuları izleyemiyoruz şu an. Nico Williams Jr. Büyük oynadı büyük. Sobozlay. Orta. Kesti kafayı vurdu. Bitir hakem. Bitir. 3-2. Nico Williams Jr. 3. Leverkusen 2. Adam Galatasaray'ı tek başına şampiyon yaptı finalde. Şu ana kadar Icardi çok iyi taşıdıydı. Bugün Nico Williams Jr. Kaptan geldi Abdülkerim. Şampiyonlar Ligi kupasını aldı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Galatasaray. Bitmedi bir maç daha var. Süper Kupayı oynayacağız. Evet maçın istatistikleri 3 şut, 3 gol. Bugün ancak bu kadar iyi oynayabilirdik. Yani Nico Williams Jr.'ın bizde olması büyük bir şans. Sezon sonu. Öncelikle bu sene gelişimlerde Karneseke'nin artı 5'i, Kerkes'in artı 5'i, Fresneda'da artı 5 vardı. Baya dikkat çekici artışlar vardı. Artı 7 kiralık giden oyuncumuz varmış yine. Artı 7 başka bir kiralık giden oyuncumuz. Performanslar. Icardi. Nico Williams. Kudüs. Sancho kesi diye devam ediyor. Modric 15 tane asist yaptı. Çok doğru bir oyuncuydu simülasyon için. Değer olarak da Nico Williams şu an 137.500'de enderli oyuncu. Bu sezon 225 milyon euro kar. En fazla Nico Williams'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan Süper Lig'de gol kralı Williams oldu. Asist kralı Sancho. Gol yenmeyen maç sayısında karnes 4. Şampiyonlar Ligi'nde ise gol kralı Icardi. Asist krallığında Sancho ve Williams diğerleriyle paylaşıyor. Gol yenmeyen maç sayısında karnes 4. Önce Süper Kupa sonrasında da gidip Ballon d'Or'u kim kazandı ona bakacağız. Bakmayı unuttum Avrupa Ligi'ni Newcastle United kazanmış. O yüzden bugün rakip onlar. Kolay da bir maç olacağını ben zannetmiyorum. Gegen Pires'e Pires. Formalar herhalde tamam. Hadi final başlasın. Varan kapattı. Almiron Varan. Nico Williams Jr. Nico Williams Jr. Şimdi Icardi. İyi attı önüne topu. Icardi. Kaleci Turubin. Ondan pas. Kerkese. Kerkese ortaladı. Miguel. Kesi. Çok iyi top. Icardi. Sancho. Sancho geçti rakibine. Jadon Sancho şimdi Icardi'ye. Mauro Icardi kostunu. şimdi kesti de Jadon Sancho. Sancho'dan Luka Modric'e. Modric ortayı yaptı. Icardi Turubin. Dönen top Nico Williams Turubin'e. Kudüs çok iyi çekti. Turubin dönen top kostunu. Kudüs yine rakibini geçti gibi. Muhammed Kudüs. Spillers. Luka Modric. Modric. Bruno'dan döndü. Sancho. Plaseyi vurdu oradan out'a gitti. Tabi Leverkusen maçından sonra bu maç sanki çok daha kolay geçiyor ama gol yok. Kudüs. Muhammed Kudüs şimdi hızlandı. Jadon Sancho ile oynadı. Sancho vuruş out'a. Herkes indirdi. Nico Williams. Williams'dan Icardi'ye gelmedi Spillers. Kaleci Turubin. Nico Williams Jr. yine hızlandı. Nico Williams Jr. Hoca bu ne? Bu arada Jadon Sancho oyundan çıkacak. Inaki Williams oyunu alacağız. Luka Modric topun başında. Modric vurdu. Barajdan döndü. Modric. Yine topun başında o var. Modric vurdu Turubin. Almiron çekti. Rafael Varan bırakmadı. Verdi şimdi pası Muhammed Kudüs. Çok iyi döndü. Kerkes. Sol taraftan getiriyoruz. Kerkez içeride. Icardi vardı da ona orta? Kesi. Kudüs. Nico Williams. Auta. Williams. Nico Williams. Icardi'ye. Icardi döndü vurdu. Auta. Muhammed Kudüs. Kudüs getiriyor. Ara topu. Nico Williams. Williams vuramadı. Rubin bu arada riskli hareketler. Modric. Luka Modric. Arka Miguel. Renk yani kese. Luka Modric. Plase Luka Modric. 1-0 öndeyiz. Gereken anda sahnede. Ve maç bitti. 1-0. Oynadığımız en rahat maçlardan biriydi. Kaptan geldi. Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA'da Süper Kupa Galatasaray'ın. Son olarak Balon d'Or'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Adaylar görüntüde Nico Williams, Mbappe, Vinicius Junior, Mauro Icardi. Ve Balon d'Or açıklanıyor. Kazanan oyuncu Nico Williams oldu. Biz de hem videonun hem de kariyerin sonuna gelmiş olduk. Balon d'Or'la birlikte veda ediyoruz. Bütün bölümlerin yer aldığı bir full bölüm kariyer gelecek Galatasaray kariyeri için Beşiktaş kariyerinde yaptığım gibi. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.